Telebir Televizyonu ekranlarından herkese merhaba değerli izleyiciler. Bugün 26 Temmuz Çarşamba. Ben Alev Olgay. Gün başlıyor programıyla karşınızdayız. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca bu ekranlarda günü, gündemi birlikte anlamaya çalışacağız. Hemen vakit kaybetmeyelim. Başlıklarla başlayalım. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Guru da hayata veda etti değerli izleyiciler. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Özel bir hastanede tedavi görüyordu ve 94 yaşında hayata gözlerini yumdu Yılmaz Guru da. Yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı bazı rahatsızlıkları bulunuyordu. Bir süredir de özel bir hastanede tedavi altındaydı. Hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Konuyla ilgili detayları da aktaracağız. Günün önemli başlıklarından bir tanesi ışıklar içinde uyusun diyoruz ve diğer başlıklarla devam ediyoruz. Meclis olağanüstü toplandı biliyorsunuz. O olağanüstü toplantıdan peki ne çıktı? ÖTV, MTV gibi ağır vergi artışları her gün artarak devam eden zam gündemiyle olağanüstü toplandı Meclis Genel Kurulu. Muhalefet, emekli, memur zor durumdayken meclis tatilde olamaz dedi ve olağanüstü toplanılması talebinde bulunmuştu. Ama tatil olamaz demesine rağmen muhalefetle iktidar karşı karşıya geldi Meclis Genel Kurulu'nda. Peki neden? CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Yeşil Sol Parti ve Demokrat Parti milletvekilleri genel kuruldaydı. AKP ve MHP milletvekilleri de oradaydı. Yeter sayısı için yoklama yapılırken genel kurulda yoktular ama önemli bir detaydı bu. Ve yeter sayısı bulununca genel kurula geldiler. Ve muhalefetin ekonomik sorunlar devam ederken emekli, işçi, memur maaşları zamlar karşısında her gün erirken meclis 3 ay tatil yapamaz dedi ve bazı talepleri vardı. Vergiler, zamlar geri çekilsin talebiydi bu. Emekliye seyyanen zam yapılsın talepleri ve çağrısı reddedildi değerli izleyiciler. AKP ve MHP oylarıyla mecliste karşılık bulmadı ve meclisten ne çıktı sorumuzun da yanıtını sizlere verdim. Peki ana muhalefet partisi içerisinde neler yaşanıyor hemen aktarayım sizlere. Kılıçdaroğlu vekillerle bir araya geldi dedik. Peki neden? CHP'de günlerdir biliyorsunuz, hatta aylardır da artık diyebiliriz, değişim tartışmaları sürerken belediye başkanları toplantısında belediye başkanları karşı karşıya geldi bu değişim süreci içerisinde. Parti meclisi ikiye bölündü geçtiğimiz hafta sonunda ve adeta bir güç gösterisi yaşandı CHP'nin içerisinde. Kılıçdaroğlu şöyle bir çıkış yaptı. Fikir ayrılıkları, kardeşlik ve güven üzerine bir mesaj verdi Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde yaptığı konuşmasında. Ve Atatürk'le İnönü üzerinden mesaj verdi. Elbette İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu olarak oraya mı acaba atıf yapılıyor diye yorumlamak mümkün olabilir. O mesaj önemliydi değerli izleyiciler. Seçim sonrası başlayan CHP'deki dalgalanma, iki gün üst üste gerçekleşen değişim talepleri, hesaplaşma, yüzleşmeyle gergin geçti epey hafta sonu ve hafta başında sizlere aktardık, yansıttık o gerginliği de. Her fırsatta değişim talepleri için kurultaya işaret ediyor Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin grup toplantısı vardı dün. CHP içinde yaşanan o gerilime değinmedi, değişimden de bahsetmedi, o talepleri de dile getirmedi partisinin grup toplantısında. Daha farklı konuları ele aldı, onları da anlatacağım az sonra sizlere. Erdoğan'a yüklendi her zaman olduğu gibi partisinin grup toplantısında ve İmamoğlu'nun Zoom toplantısında yer alan grup başkanı Özgür Özel'e verdiği talimatta grup toplantısı esnasında ilginçti değerli izleyiciler. Sayın Özel, arkadaşlar bu soruları alsınlar, bir sorsunlar bakalım ifadesini kullandı. Ne demek oluyor? Az sonra detaylarını anlatacağım sizlere, birlikte anlamaya çalışacağız. Meclisin olağanüstü toplantısı sonrası Bahçeli'nin de bir çıkışı vardı. CHP'deki tartışmalar için değerlendirmelerde bulundu. O da sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özel dedi. Bu ifadeyi Özgür Özel ifadesini kullandı ve
Bahçeli'nin bu çıkışı ne anlama geliyor, neden CHP'nin iç meselesiyle ilgili böyle bir yorum yapma gereği duydu? Ne anlama geldiğine bakacağız. CHP'de Ekim sonu, Kasım başı gibi planlanan kurultaya kadar da suların durulmayacağı görülüyor sanıyorum bu gelişmelerden sonra. Yeni gelişme şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta sonu yapılan toplantıların ardından belediye başkanlarıyla görüşüldü, parti meclisi toplandı. Şimdi sıra vekillere geldi. Parti parti de vekillerle görüşmeye başladı Kemal Kılıçdaroğlu ve gruplar halinde de o görüşmeler devam edecek ve önümüzde de bir yerel seçim var. O yerel seçimlerde belediye başkanları acaba nasıl belirlenecek, o adaylar sorusu gündemde, nasıl bir hazırlık içerisinde CHP merak ediyoruz. Hakikaten bir değişim söz konusu olacak mı? Onu da merak ediyoruz. Kurultay mı? Yerel seçim mi? Yerel seçimden sonra mı? Bu sorular kısa süre içerisinde yanıt bulur mu? Bilinmez ama gelişmeleri aktaracağım sizlere. Ve diğer başlığımızla devam edelim. 26 Temmuz bugün en sıcak gün olabilir değerli izleyiciler. Termometreler tavan yapacak diyor uzmanlar. Biz de bu konunun üzerinde duracağız bugün. Tarihi sıcaklıklar geliyor ve sıcaklıklar artacak diyor uzmanlar. Bugün ve yarına dikkat etmek gerekiyor. Eğer mümkünse evinizden çıkmayın uyarılarında bulunuyorlar. Riskli bir gün olarak nitelendiriliyor çarşamba günü. Bu işin elbette sağlık boyutu önemli. Konuyu uzmanıyla konuşacağız. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bengi Başer bizlerle birlikte olacak. Gün başlıyor programında ve gündeme getireceğiz. Aşırı sıcaklara karşı nasıl önlemler almalıyız? Sıcak saatlerde dışarıda çalışanlar, çalışmak durumunda olanlar neler yapmalı? Sıcak çarpmasına karşı ne yapmak gerekir? Güneş çarpması olarak da halk arasında kullanıyoruz bu tabiri ama aslında çok daha büyük sonuçları olan bir durum güneş çarpması biliyorsunuz. Bu gibi önlemleri soracağız. Bugün ve önümüzdeki günlerde nasıl beslenmeliyiz konuşmak gerekiyor. Nelere dikkat etmek gerekiyor. Elbette deprem bölgesi ne yapacak orayı da konuşacağız, soracağız. Sıcağa bağlı ölümlerden bahsediyor uzmanlar, uyarıyor. Bu yeni normalimiz mi? Alışmak mı gerekiyor sıcak havalara? Önlemlerin hepsini konuşacağız değerli izleyiciler. Ve başlıklarımızı tamamladık mı yönetmenime hemen sorayım. Bir başlığımız daha olması gerekiyor. Arkamda görüyorsunuz şu anda. Biliyorsunuz Menzil Şeyh'i hayatını kaybetti ve sonrasında tartışmalarda peş peşe geldi değerli izleyiciler. Yeni gelişme nedir diye soracaksanız artık yeni bir tarikatımız var. Çünkü cemaat ikiye bölündü. Şeyh'in vefatından sonra biliyorsunuz üç oğlu vardı. Menzil cemaatinin Gavs olarak adlandırılan Şeyh'i Abdülbaki Erol ya da bilinen adıyla Abdülbaki El Hüseyni'nin ölümünün ardından oğulları arasında bir tartışma başladı ve o tartışmada kavgaya dönüştü, bölünmeyle sonuçlandı. Yine ayrıntılarına konunun bakacağız. Büyük oğluyla ilgili bir gelişme var. Abdülbaki Erol'un halifesi olarak adlandırılıyordu büyük oğlu Muhammed Saki El Hüseyni. İki kardeşinin de şeyhliğini ilan etmesinin ardından cemaatin bölündüğünü açıkladı. Böylece artık yeni bir tarikatımız da olmuş oldu. Ve gelişmeleri aktardım. Sıcak başlıklar böyle ama elbette daha çok konuşacak konumuz var. Yılmaz Gruda ile başlayalım dilerseniz. Bir süredir sağlık sorunları yaşadığını aktardım sizlere. Daha geçtiğimiz günlerde 94. yaşını kutlamıştı. Sosyal medyada epey paylaşılmıştı ama acı haber geldi. O haberi de sanatçının menajeri duyurdu. Şimdi görüntüler gelsin ekranlara. O günlere bir dönelim. Yeşilçam'ın duayeni Türk tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Gruda kaldırıldığı hastanede 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi menajeri Tümay Özokur duyurdu. Özokur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şimdi kim bana akrabam diyecek. Sektörün tüm vefasızlıklarını da alıp götürseydin keşke. Seni çok sevdim ve iyi ki tanıdım. Nur içinde uyu akrabam dedi. Usta oyuncunun 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti.
Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti. Guru'da Yabancı Damat, İşler Güçler, Kavak Yerleri gibi dizilerde de rol aldı. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Guru'da hayatını kaybetti. Usta sanatçı ışıklar içinde uyusun diyoruz değerli izleyiciler. Gün içerisinde elbette bu konuyla ilgili epey haberimiz olacaktır. Ve başsağlığı dileyenler sosyal medyada epey de konuşulan bir konu. Bir kez daha ışıklar içinde uyusun, bizlere kattıkları için de çok teşekkür ederiz. Şimdi gündem başlıklarıyla devam ediyoruz. Ekonomiye bakacağız, gazetelerde neler var bakacağız, elbette sonrasında siyaset diyeceğiz. Şimdi gazete manşetlerine bugün neler yansıdı, gelin birlikte bakalım değerli izleyiciler. Bugün birçok gazetede yine ekonomi haberlerine yer verildi ama sıcaklıklar da elbette önemli. İşçilerle ilgili, özellikle dışarıda çalışanlarla ilgili önemli uyarılar var. CHP içerisindeki o bulanıklık da gazetelere yansıyor. Tüm gelişmeleri aktaracağım sizlere. Evrensel Gazetesi'nde ekonomi haberiyle başlayalım değerli izleyiciler. Asgari yaşama hayır diyoruz hep birlikte, değil mi? Diske bağlı sendikaların örgütlü olduğu iş yerlerinde çalışan işçiler yaptıkları eylemlerde temel tüketim maddelerine yapılan zamlara ve fahiş vergi artışlarına tepki gösteriyorlar. Meclis de toplandı. Onlar da tepki göstermek istediler. Ama asıl o zamlar yapılırken o tepkiyi mi göstermek gerekiyordu acaba? Geç mi kaldık? İşte tatile girildi ve sonrasında o tatilin iptal edilmesini kabul etmedi AKP ve MHP milletvekilleri ve tatil sürecek. İşçiler temel tüketim maddelerine yapılan zamların geri alınmasını, ücretlerin arttırılmasını talep ediyor değerli izleyiciler. Çünkü neden? Bu vatan bizim diyor Bir Gün gazetesi. Gelsin ekranlara, Bir Gün bugün manşetten verdi bu haberi. Yönetmenimden rica ediyorum. Bir Gün gazetesi, bu vatan sahipsiz, halk yalnız değil. Seçimden sonra yağma ve yıkım politikasına hız veren iktidara karşı yurttaşlar direniyor değerli izleyiciler. Her gün sokakta emekliler, asgari ücretliler ve memurlar. Şu anda protestolar devam ediyor. Hemen her gün ülkenin farklı noktasında zamlara, baskıya, yağmaya karşı ses yükseliyor bu ülkede. Ayrıntıları gelsin Bir Gün gazetesinin ekranlara. Seçimden sonra yağma ve yıkım politikasına hız veren iktidara karşı yurttaşlar direniyor. İktidar 28 Mayıs seçim sonuçlarıyla birlikte dört koldan saldırıya geçti. Her şeyi yapabilecek güçte olduğuna, kimsenin karşı koyamayacağına inandı. 60 günlük süre içinde zam ve yeni vergi yağmuru devam ederken tüm toplum İslami kurallarla dizayn etmek için peşi sıra adımlar attı ama bir kez daha karşısında asla geri adım atmayan halkı gördü. Kadınlar, gençler, emekliler, çiftçiler, yaşam alanları savunucuları ve sosyalistler memleketin sahipsiz olmadığını gösterdi. Trakya'dan Karadeniz'e ve Ege'ye kadar birçok noktada ürünü para etmeyen çiftçi, geçinemeyen emekli, gericiliğe isyan eden veli öğrenci, zamlara isyan eden yurttaş, halkıyla bir olan solcular Tayyip Erdoğan ve şürekasını yine sokaklarda karşıladı. Direniş devam ediyor. Direnişin bir örneği Akbelen'de sürüyor değerli izleyiciler. İktidarın kolluk kuvveti marifetiyle yöre halkının direnişini önlemek için bölgeye giden tüm yolları kestiği saatlerde ülkenin dört tarafından dayanışma sesleri yükseliyordu. Yine farklı illerden o görüntüleri, dayanışma örneklerini protestolara ekranlarınıza taşıyacağız. Bu vatan sahipsiz ama halk yalnız değil diyor Bir Gün gazetesi. Yaşanan zamlar, iktidarın seçim sonrasındaki hamleleri, atılan adımlar eleştiriliyor ve halk geri adım atmıyor. Burası cesur insanlar ülkesi diyor Bir Gün gazetesi değerli izleyiciler. Emekliler öne çıkıyorlar. Neden? Çünkü en çok onları etkiliyor bu hayat pahalılığı ve eşitsizlik. Dayanamıyorlar artık, maaşları onlara %25 zamla reva görüldü.
Yani aslında 1 lira bile zam alamayan 9,5 milyon insan var bu ülkede ve çalışmak zorundalar. Aksi takdirde geçinmek mümkün değil. Erdoğan ne diyor? Herkesi memnun edeceğiz diyor ama yeni yıla işaret ediyor. Yeni yıla kim öle kim kala diyelim, değil mi? Zam oranını protesto etmeyi sürdürüyor emekliler ve seyyanen zam talepleri vardı. O gerçekleşmedi. Kök maaşın yükseltmesini istediler. O da olmadı. İnsanca yaşamak istiyorlar ve protestolarını sürdürüyorlar. İnsanca yaşamak istiyoruz. Milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşamaya mahkum. Maaşlara yapılan %25 zama isyan büyüyor. Tüm emeklilerin sendikası da zam oranını Ankara'daki Ulus Meydanı'nda toplanarak protesto etti. Buradan saraya sesleniyoruz. Diyoruz ki o kabinede emeklilerin en az maaşlarını 15 bin TL'nin üzerine çıkarın. Geçinemiyoruz. Açız, yoksunuz. Emekli sen üyeleri sadece şort ve şapka giydirilmiş cansız bir mankeni göstererek AKP iktidarına seslendi. Biz emekliler açlıktan, yoksulluktan üzerimize bir şey alamıyoruz. İşte bu mankende gördüğünüz gibi. Bu bizim emeklilerin suçu ve kusuru değil, bizi yönetenlerin, bu kapitalist sistemin kusuru. Tüm Emekli Sen Çankaya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Bayram Kaya, emekliler yaşamı nasıl sürdürecek diye sordu. Yıllarca devlete vergimizi, primlerimizi ödedik. Sorumluluklarımızı yerine getirdik. Son yıllarda ciddi ekonomik kayıplar yaşadık. Aldığımız maaşlarla geçinemez olduk. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. AKP elini cebimizden çek. Yıllardır bu ülkeye hizmet ettiler ve artık emekliliklerini yaşamak istiyorlar. Hepsi de 65 yaş üzerinde değil gördüğünüz gibi. Daha erken emekli olan kadınlarımız da var ve onlar ikinci bir işte çalışmadan yaşama hakkına da sahip olmalılar bu süreçte, değil mi? Daha çocukları üniversiteye giden emeklilerimiz var. Yalnızca kendilerini de düşünmüyorlar bu süreç içerisinde. Bir aile geçindirmekte, o aileye katkı sağlamakta diyelim artık. Çünkü 7500 lirayla geçim mümkün değil. Hayatları devam ediyor yani emeklilerin. Onları yok saymak mümkün mü? Ama Erdoğan önümüzdeki Ocak ayına işaret ederek 6 ay daha bu maaşla geçinmelerini söyledi ve 1 lira bile zam alamayan emekli zaten 7500 lirayla geçinemiyordu. Şimdi 6 ay daha hadi bakalım dendi onlara. Üstümüze başımıza bir şey alamıyoruz diyor az önce emekliler protestoları esnasında. Tencere boş, cüzdan boş, yastık altı boş, isterseniz faturaları gönderelim. İktidar ay sonunu getiremeyen vatandaşın sanki yastık altı döviz ve altını varmış gibi bunların ekonomiye kazandırılmasını istedi değerli izleyiciler ve elbette tepki çekti. Erdoğan yastık altına göz dikmiş durumda şu anda. Yurttaşın sanki yastık altında milyonlarca lira birikimi varmış gibi ekonomiye katkı yapılmasını talep ediyor bir de. Detaylarına da bakalım. Zamlarla bunalan, geçim yükü altında ezilen milyonlarca vatandaş perişan hale geldi. İktidar başka havada vatandaş bu haldeyken, milletime sesleniyorum, israf ekonomisini bir kenara koyalım diyen Erdoğan, yine yastık altı döviz ve altının üretime kazandırılmasını talep etti. Bu sözleri sokaktaki vatandaşa soruldu ve neler söylediler birlikte bakalım. Tencere boş, cüzdan boş, yastık altı boş, elimizde ödenmemiş faturalar var. İsterseniz size gönderelim. Tasarruf ekonomisi yukarıdan başlamalı. Uçakları makam otolarını azaltsınlar. Kuş kadar maaşla ay sonu gelmiyor. Dar gelirli de altın döviz alacak para mı var ifadelerini kullanıyor. Elbette yurttaş tepkisini bu şekilde ortaya koyuyor. Peki Erdoğan daha önce kaç kez aynı çağrıyı yapmıştı? Birlikte bakalım dilerseniz. Yıl 2016, yastık altı dövizi olanlar bunu altına, Türk lirasına yatırsın. 2017'ye geldiğimizde de yastık altı altınlar artık ülkemizin gelişmesine katkı sağlasın. 2018 yılında yastık altı dövizlerinizi, 2018 yılında yastık altı dövizlerinizi, 2020 yılında yastık altı neyiniz varsa 2021 yılında
yılında evlerinizdeki döviz ve altını ekonomiye, üretime kazandıralım. 2021 yastık altı, 5000 ton altını ekonomiye, ülkeye kazandırmalıyız. 2022'ye geldiğimizde yine yastık altı ürünleri, altınları ülke ekonomisine kazandırmak istiyoruz diyor Erdoğan. Baş sıkışınca bir anda yurttaşın kenara köşeye koyduğu birkaç gram altını varsa işte oraya göz dikiliyor. Ama Türkiye ekonomisini acaba yurttaşın 3-5 kuruşuyla kalkındırmak mümkün mü? Zaten zamları, vergileri yüklediniz omuzumuza. Bir de varımız yoğumuz ne varsa hepsini istiyorsunuz. Yurttaş elbette tepkisini ortaya koyuyor. Siz tasarruf edin diyor. Tepkiler sürüyor değerli izleyiciler. Burada bir karikatür var. Yastık altındaki dolar ve altınları ekonomiye kazandırıyoruz. Tencerede boş, yastık altı da boş. Yurttaş bakıyor, yastık altından minik bir fare çıkıyor. Vallahi acımızdan öldük ifadelerini kullanıyor. Yurttaş geçim derdinin peşinde, Erdoğan'dan da tasarruf çağrısı var. Verim ekonomisinden yana olalım. Tasarruf ekonomisinden yana olalım. İsraf ekonomisini bir kenara koyalım. Dedi. İtibardan tasarruf olmaz mottosunu benimseyen partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki her şey gün aşırı iğneden ipliğe zamlanıp fiyatlar yurttaşın cebini yakarken... Yatarken manda yoğurdu, onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane, ona biraz... Çay kaşığı, kestane balı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamalarla temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi güçlük çeken milyonlarca yurttaşın yastık altı birikimine göz koydu. İnsanımızın tasarruf alışkanlığında döviz ve altın ağırlıklı yer tutuyor. Önemli bir kısmı da yastık altında duran bu varlıkların iktisadi işleyişe, dolayısıyla istihdama ve üretime katkısı olmuyor. Yaklaşık 3,5 saat süren kabine toplantısının ardından yaptı bu açıklamaları Erdoğan. Daha önce sık sık yaptığı gibi vaatlerde bulundu. Çalışanından emeklisine, hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Erdoğan'ın bu açıklamaları akıllara geçmişte ekonomiye dair yaptığı iyimser yorumları getirdi. Ben sabera, zafera anlayışıyla milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. Enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız. Önümüzdeki yıl başından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız. Yurttaşı tasarruf ekonomisinden yana olmaya çağıran Erdoğan'ın bunu kendisinin uygulayıp uygulamayacağıysa merak konusu. Keza sarayın günlük harcaması tasarrufa nereden başlanacağını da işaret eder nitelikte. 2021'de 10 milyon lira dolayında hesaplanan sarayın günlük ortalama harcama tutarı 2022'de %40 artarak 14 milyon 694 bin TL oldu. Yurttaş geçinemiyor, vatandaş geçinemezken Erdoğan tasarruf çağrısı yapıyor. Zor durumda olanlar da var, bakalım detaylı bir şekilde. Diyanet İşleri Başkanı'nın kızı yükselen euroya işte böyle sitem etti. Bakalım nasıl etmiş. Fasulyecim, euro 30 TL maalesef ifadesini kullanmış bir yazısında. Aktaracağım şimdi. Başkan Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş sosyal medyada döviz kuru arttığı için çocuklarıyla yurt dışına çıkamamaktan dert yandı. Feyza Hanım çocuklarının gördüğünüz gibi ekranda fotoğrafını paylaştı. 8 yaşındaki kızının 13 ülkeye, 5 yaşındaki oğlunun 12. Hemen detayına bakayım arkadaşlar. Arada bir kesik var, göremiyorum. 2 ülkeye gittiğini söyledi. 3 yaşındaki oğlununsa hiç yurt dışına çıkmadığını belirtti. Mesajında oğluna hitaben fasulyecim, euro 30 TL maalesef vatandaşımız da
vatanımızda neleri görebilirsen artık ifadesini kullandı. Şimdi Euro'ya bir ayrı vurgu yapıyorum. Eğer ekranı şu anda takip etmiyorsanız, yalnızca sesimi duyuyorsanız bir garipseyebilirsiniz. Euro ne demek diye. Öyle bir ifade kullanmış. Ben de onun ifadesini aynen sizlere aktarmak istedim. Son derece müzdaripler şu anda görüyorsunuz. Bu çocuk pandemiye denk geldi. Sadece iki ülkeye gidebilmiş. Büyük kızı 13 ülkeyi gezmiş neyse ki. Fasulyecim dediği de küçük oğlu olsa gerek, Euro diye kendisine ifade ediyor Euro'nun artışını. 30 oldu maalesef. Cennet vatanımızda nereyi görebilirsen artık diye sitemini dile getiriyor. Biz zaten, bizi soracak olursanız, şuradan şuraya gidemiyoruz. Çünkü akaryakıt aldı başını gidiyor. Gidişata göre artacak hani. Peki iyiye gidiyor denilemez. Seçim sonrası zam yüzyılı başladı. Önce 6 liralık dev zam geldi. Ardından benzine 2 liralık bir zam daha geldi. Şu anda benzinin litresi 36 lirayı aştı. AKP iktidarı kaşıkla verdiğini kepçeyle geri aldı. Sürücüler için kontağı çevirmek hayal oldu. Haftalık 1000 lira rahat gidiyoruz hani. O da depoyla dükkan arasında hani. Pek kazandıracak bir iş de yapmıyoruz yani. Taksimetreye zam gelecek. Yazık günah halka. Gece yarısından itibaren geçerli olan zamla tabelalar bir kez daha değişti. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 34 lira 05 kuruştan 36 lira 05 kuruşa yükseldi. Benzinin litresi Ankara'da 36 lira 54 kuruştan, İzmir'de ise 36 lira 64 kuruştan satılacak. Evet, her şey bu şekilde zam gelmesine bayağı alıştık ama yani yapacak bir şey yok, günümüz Türkiye'si böyle. Bu artan zamlar sizin kazancınızdan bir düşüş yaşattı mı? İlla ki müşteriye bir yere kadar yansıtabiliyorsunuz. Oysa ki sadece 2 ay önce benzinin litresi 20 lira bile değildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanmasıyla kurun ipi gevşetilmiş, dövizde tırmanış başlamıştı. 14 Mayıs'ta 19 lira 76 kuruş olan kurşunsuz benzinin litresi dün akşam yapılan zamla birlikte 36 lirayı aştı. Patrona dokunan bir şey yok. Ne geliyorsa bütün zamlar şoföre geliyor. Başka kimseye bir şey geldiği yok. Şoför çalışacak, 10 lira kazanıyorsa bu 8 liraya düşüyor, 7 liraya düşüyor. 6 liraya düşüyor. Patronu ilgilendiren hiçbir konu yok. O gün 50 litrelik benzinli bir aracın deposu yaklaşık 1000 liraya dolarken bugün aynı aracın deposu 1800 liraya doluyor. Bu da sadece 50 litrelik bir depoda cebimizdeki 800 liranın nasıl buhar olduğunu gözler önüne seriyor. Gelmediği gün yok ki arkadaş. Her şey var. Millet ölene kadar gider arkadaş. Düzelmez. Ekonomi düzelmez ki. Şöyle değerli izleyiciler, üstüne bir soğuk su içiyordum çünkü yeni bir haberim daha var. O zamlar bitmedi, yenisi eklendi, hemen aktarayım sizlere. LPG'ye de zam geldi motorin ve benzinden sonra 21 Temmuz Cuma günü itibariyle hatırlayacaksınız. 1 lira 55 kuruşluk bir zam gelmişti akaryakıta, motorine. Benzinin litre fiyatı 25 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira artış gerçekleşmişti. Pompaya yansımıştı. Az önce motorini aktardım, benzini aktardım. Şimdi sıra neden LPG'de olmasın? Hemen fiyatlara bakalım. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 24 kuruşta LPG'ye zam geldi. Otogaz fiyatları bayiler, iller ve ilçeler arasında belirgin farklılık gösteriyor ve yaygın bir firmanın fiyatlarını aktarayım sizlere. Geceki zamla birlikte otogazın litre fiyatı ortalama 14 liradan 14 lira 24 kuruşa yükselecek. Akaryakıt zamlı fiyatları da bugünden itibaren tabelada yeniden böylelikle şekillenmiş olacak. Şimdi ben kredi kartına başvururum, bir şekilde ay sonunu getiririm diyorsanız yanılıyorsunuz artık değerli izleyiciler. Çünkü kredi kartı faizleri de arttı. Korkusuz gazetesine bir bakalım. Kredi kartıyla geçinen dar gelirliler onlara sesleniyor. Yani bizlere, hepimize, artık hepimiz dar gelirli sıfatındayız değil mi? Öyleyiz. Yandı. Evini kredi kartıyla döndürenlere kötü haber. Kredi kartı gecikme faizi ne kadar arttı, ayrıntılar da gelsin ekranlara. %2,13'e çıkarıldı. Kart borcunu geciktirenlerin yükü daha da arttı. KMH faizi oranları da arttı. Orada da %2,89'luk bir
yükseliş söz konusu. Hayat pahalılığıyla geçinemez hale gelen milyonlarca vatandaş kredi kartı ya da kredili mevduat hesaplarına yüklenip ay sonunu getirmeye çalışıyor. Ancak borçlanarak geçilebilen dar gelirliye bir darbe de Merkez Bankası'ndan geldi değerli izleyiciler. Kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı 1,91 liradan %2,89'a çıkarıldı. Kredi kartı gecikme faizi ise %2,13'e yükseltildi. Bundan sonra kart borcunu geciktiren, geç yatıranların cebinden böylelikle daha fazla para çıkacak değerli izleyiciler. Halk tepkisini koymaya devam ediyor. Çünkü bu iş seçimle, sandıkla olmadı gördüğünüz gibi. Burada örgütlenmek, ses yükseltmek önemli ve yurttaşlar bu çağrılara uyuyor, ne yapacağını biliyor. Halk zam yağmuruna tepkisini sokaklarda sürdürüyor. Eskişehir'de aralarında işçi, memur, emekli ve öğrencilerin de bulunduğu yüzlerce kişi yoksulluğa isyan etti. Eylem yapan vatandaşlar insanca yaşamak istiyoruz dedi. Artık fiyat ya da bir ücret belirtmiyorlar farkındasınız. Şu kadar zam istiyoruz. Ücretim 20 bin lira olsun, 30 bin lira olsun talepleri yok artık. Çünkü o öngörülemez bir sayı. Ekonomide rakamlar sürekli değişiyor. Döviz kuru yukarı yönlü hareketlerini sürdürürken yurttaşın herhangi bir talepte bulunması anlamsız olacağından şöyle diyorlar. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Ama ne kadar mümkün süreç içerisinde bizim en büyük kurtarıcımız neydi? Kredi kartları ve sonrasında krediler. Artık o da hayal oldu. Merkez Bankası politika faizini açıkladı, piyasalar hareketlendi, Türk lirası erimeye devam etti. Kredi kartlarında faiz oranları bir kez daha artırıldı. Merkez Bankası'nın politika faizini %15'den %17,5'a yükseltmesinin ardından kredi kartı faizlerine yeni düzenleme geldi. Merkez Bankası'nın kredilere yönelik sadeleşme süreci kapsamında kredi kartına faiz oranı %1,91'den 2,89'a yükseltildi. Kredi kartı gecikme faiz oranları da açıklandı. Yeni kredi kartı gecikme faizi %2,13 olarak duyuruldu. Taşıt kredilerinde %3 olan büyüme sınırı da %2 olarak yeniden belirlendi. Yüksek enflasyon karşısında yurttaşın alım gücü aydan aya düşüyor. Geçinemeyen yurttaşın ise tek çaresi kredi kartı. Ancak yeni düzenlemeyle çareyi kredi kartına sarılmakta ve bankalara borçlanmakta bulan dar gelirlinin işi artık daha zor. Karar Gazetesi gelsin ekranlara. Ekonomiye derin bir pencere açmaya devam edelim. Çünkü derin bir buhran içerisindeyiz değerli izleyiciler. Karar Gazetesi manşetten verdi. Faiz artışı piyasa üzerinden. Merkez Bankası hükümetin tutumu nedeniyle faiz detayları ekranlara getirelim, okuyamıyorum şu anda. Faiz nedeniyle beklendiği kadar o faizi arttırmayınca döviz kuru da ne oldu? Yukarı yönlü hareketine devam etti. Seçimin hemen ardından dövizdeki o yükselişi gördük. Sonrasında faiz artırımı geldi, döviz artmaya devam etti. Bir kez daha faiz artırıldı, döviz durulmadı ve kurdaki tırmanışın önüne geçilemeyince de kredi kartlarında gecikme ve nakit çekim faizi artırıldı. Kritik adım örtülü faiz artışı olarak yorumlanırken ekonomistler piyasaya üstü kapalı sinyal vererek yol alınamaz, faiz silahı doğru şekilde kullanılmalı ifadesini kullandılar. Merkez Bankası silahı etkili kullanmadı, kredi kartlarıyla bir hamle yaptı. Çünkü yeteri kadar faizi arttırmayınca bu yönteme başvuruldu. Seçimden sonra rasyonalite vurgusuyla faiz artışına gidildi. Ancak Merkez Bankası'nın oranı piyasa beklentisinin altında kalınca döviz fırladı. Merkez elindeki silahı etkili şekilde kullanmayınca dolaylı bir faiz hamlesi yaptı. Kredi kartı nakit kullanımıyla kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı 2,89'a yükseltildi. Kredi kartı gecikme faizi ise %2,13 oldu. Alınan karar piyasaya politika faizinde de artış mesajı olarak görüldü. Uzmanlar kuru tutmak için arka kapıdan satışa dönüşle birlikte örtülü faiz artışının rasyonelite söylemlerinin sonu olduğunu savundu. Mafya Eğilmez diyor ki ekonomi faiz politikasını yanlış kurguladığınızda bütün değerler alt üst olur.
tespitinde bulundu. Profesör Doktor Ümit Özdağ'la da ekonomi yönetimi yan yollara sapıp politika faizini artırmadan faiz artırma hevesine kapıldı. Bunun sonuçlarını geçmişte tecrübe ettik. Yeni yönetim eski kafa dedi. Uzmanlar kuru tutmak için arka kapıdan satışa dönüşle birlikte örtülü faiz artışının rasyonelite söylemlerinin sonu olduğunu savunuyor. Yani aslında rasyonelite hiç başlamadan bitti mi Mehmet Şimşek yönetiminde? Yeni gelişme var Merkez Bankası ile ilgili. Uzmanlar diyor ki, orada bir uyarı vardı arka kapıdan satışlarla ilgili. İşte yeniden döviz satışlarının başladığını söylüyorlar. Merkez yeniden döviz satmaya başladı. Açıklama Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Hakan Kara'dan. Kara geçtiğimiz hafta hızla artan dövizde bu hafta görülen yatay seyrin nedenini böyle açıkladı. Seçimlerden sonra dolar kurundaki %35 artışın esas nedeni Merkez Bankası'nın 5 Haziran'dan sonra nette 20 milyar dolardan fazla alım yapmasıdır. Geçen hafta ise Merkez Bankası'nın nette tekrar satıcı olduğu görülüyor. Seçim öncesinde dolar-tl kuru 20 liranın altındaydı. Ancak seçimden bir hafta sonra 23 lirayı geçti. 22 Haziran'daki Merkez Bankası faiz toplantısına kadar dolar-tl kuru 23,5 lira seviyesinde dengeye oturdu. Ancak faiz oranlarının yeteri kadar artırılmaması nedeniyle döviz kuru yeniden yükseldi, 26 lirayı geçti. Geçen hafta 27 liraya dayandı. Euro ise 30 lirayı buldu. Profesör Doktor Hakan Kara'ya göre Merkez Bankası geçen haftalarda alıcı konumundaydı. Dolardaki artışın nedeni de buydu. Zira merkez 20 milyar dolardan fazla net alım yapmıştı. Ancak bu hafta tablo değişti. Geçen hafta eklenen rezervler bu hafta yeniden kamu bankaları aracılığıyla satılmaya başlandı. Kara'nın açıklaması akıllara doların önünde 27 lira barajı mı oluşturuluyor sorularını beraberinde getirdi. ÖTV, MTV gibi ağır vergi artışları her gün artarak devam eden zam gündemiyle olağanüstü toplandı. Meclis Genel Kurulu, muhalefet, emekli ve memur maaşları gün be gün erirken biz tatil yapamayız dedi ve bu kararda iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi değerli izleyiciler. CHP, İyi Parti, Yeşil Sol, Saadet, Demokrat Parti gibi partiler Meclis Genel Kurulu'ndaydı. Onların milletvekilleri, AKP ve MHP milletvekilleri de toplantıda yer aldılar ama yeter sayısı için yoklama yapılırken orada değillerdi. Yeter sayısı bulununca katıldılar ve genel kurula girdiler. Örgü bu şekilde, gelişme bu şekilde. Peki sonuç ne çıktı o toplantıdan? Muhalefetin ekonomik sorunlar devam ederken emekli, işçi, memur maaşları zam karşısında her gün erirken 3 ay tatil yapılamaz itirazı. Vergiler, zamlar geri çekilsin, emekliye seyyanen zam yapılsın talebi AKP, MHP oylarıyla reddedildi. Bu kadar dert var, tasa var, nereye gidiyorsunuz dedik. Kamu emekçisi, beyaz yakalı, mavi yakalı işçi, motokurye, plaza çalışanı, apartman görevlisi, çiftçisi, mühendisi, işçisi, memuru, emeklisi sizden çözüm bekler. Tatile gittiniz. Nereye gidiyorsunuz dedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu olağanüstü toplandı. Ana gündem maddesi ise vergi artışları ve zamlar. Dışarıda beklediniz. Niçin beklediniz? Görüşmeler başlayamasın diye. Muhalefet 200'ün altında kalırsa toplanamasın diye. Nerede? Parlamentoda. Hangi kelime? Konuşmak, konuşulan yerde. Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin önergesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu vergi artışları ve zamlar gündemiyle olağanüstü toplandı. Genel Kurul yoklamayla açıldı. Oğuz Kağan Salıcı İstanbul, Namık Tan İstanbul, Erdoğan Toprak İstanbul, Gökhan Zeybek İstanbul. AKP milletvekillerinin yoklama sırasında genel kurul salonuna girmedikleri, buna karşın toplantı yeter sayısının sağlanmasının ardından salona girdikleri görüldü.
AKP sıralarının boş görüntüsünü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca baktılar ki muhalefet milletin iradesine sahip çıkıyor. Apar topar salona girdiler. Meğer kapı ağzında bekliyorlarmış notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Oturumda ilk konuşan isim Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ oldu. AK Parti iktidarı uzun zamandır bir şeyi keşfetti. Neydi o? Halkı her anlamda bir açmaza ve çaresizliğe hapsetmek. Buna Stalin'in tavukları metodu da diyebiliriz. Özdağ, AKP iktidarının seçim döneminde verdiği vaatleri gerçekleştirmemesine tepki gösterdi. Hani vatandaşa bedava vereceğiniz o doğalgaz, hani gabarda bulunan ve traktörü yanaştırıp depolarımızı dolduracağımız o muazzam petrol nerede? Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, iktidar cephesinin yurttaşın sorunlarının çözümü için verilen önergeye duyarsız kalmasına sert sözlerle yüklendi. Tüyü bitmemiş yetimin alnının teri olan, tüyü bitmemiş yetimin babasının alnındaki ter olan o her bir kuruşla uçaklara bindiniz, araçlara bindiniz, buraya geldiniz ama o yetimin hakkı konuşulmasın, savunulmasın diye kuliste beklediniz. Biz meclisi açınca koşup geldiniz. Özel sözlerini, mücadeleyi her alanda sürdüreceklerini belirterek sonlandırdı. Mecliste mücadele edeceğiz. Sokakta mücadele edeceğiz. Meydanda mücadele edeceğiz. Akbelen'de de, Silivri'de de mücadele edeceğiz. Bu milleti size ezdirmeyeceğiz. Bir tarafta yurttaş zamlarla mücadele ediyor, diğer tarafta da Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor değerli izleyiciler. Ormanlarımız yanıyor, Akdeniz ve Ege bölgelerinde birçok noktada orman yangını çıktı ve Antalya Kemer'de orman yangını devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle devlet hastanesi de dahil olmak üzere bazı evler önlem amaçlı boşaltıldı ve ayrıntılarını şimdi aktarayım sizlere. Antalya Kemer'de başlayan orman yangını iki gündür devam ediyor. Açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, hedefimiz yangının en kısa sürede kontrol altına alınması diyor. Ayrıntılar ve görüntüler şimdi gelsin ekranlarınıza. Antalya Kemer'den geliyor bu görüntüler. Antalya'nın Kemer ilçesinde iki gün önce başlayan orman yangını hala söndürülemedi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük, Değirmendere mahallesindeki ormanlık alanda pazartesi günü akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yanan ormanlık alan 180 hektarı geçti değerli izleyiciler. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını hedeflediklerini söyledi. Dumandan etkilenen 6 kişi hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi. 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi. Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölge insansız hava araçlarıyla izleniyor. Komşu Yunanistan'da da yangın devam ediyor, mücadele de devam ediyor, söndürme çalışmaları sürüyor. Birçok ada ve ilde de alevler yükseldi. Orada da Eğirboz Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü. Dün ekranlarınıza da aktardık, taşıdık değerli izleyiciler. Şimdi komşudaki yangının son durumu geliyor ekranlarınıza. Yunanistan'ın Rodos Adası'nda çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Rodos'taki yangın tüm şiddetiyle devam ederken ülkenin doğusunda İyon Denizi'ndeki Korfu Adası'yla Atina yakınlarındaki Eğriboz Adası'nda yeni orman yangınları çıktı. Binlerce dönüm ormanlık arazi, çok sayıda turistik tesis, ev ve iş yeri kül oldu. Eğriboz Adası'ndaki Kristos bölgesinde ise içinde iki pilotun bulunduğu ve Yunanistan'a ait olduğu ifade edilen yangın söndürme uçağı düştü. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Ancak uçaktaki iki pilotun yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Müzik
Şiddetli orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülkede Kuzey Afrika ülkesi Cezayir değerli izleyiciler. Cezayir'de 16 eyalette süren orman yangınları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Türkiye dahil birçok ülke son bir haftadır şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de devam eden orman yangınlarında can kaybı artıyor. Pazar gecesi özellikle Bijaya, Cijel ve Buira vilayetlerinde başlayan yangınlar hızla yayıldı, büyük hasara yol açtı. Son 24 saatte 16 vilayette 97 orman yangını çıktı. Cezayir İçişleri Bakanlığı yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı yangınla mücadele çalışmalarında 529 itfaiye tankeri ve çok sayıda yangın söndürme helikopterinin kullanıldığını açıkladı. Ülkenin kuzeyindeki orman yangınlarında can kaybı sayısı artıyor. Bakanlık verilerine göre sabah saatlerinde 15 olan ölü sayısı 34'e yükseldi. Yaşamını yitirenler arasında 10 asker de bulunuyor. Cezayir'de sıcaklık alarmı da kırmızıya yükseltildi. Ülke yaklaşık bir aydır başkentte 48 derece, diğer bölgelerde ise 50 dereceye ulaşan rekor sıcaklıklara tanık oluyor. Cezayir Meteoroloji Kurumu ülkenin sıcaklığının 48 dereceyi aştığı ağır iklim koşulları yaşandığını duyurdu. Yurda dönelim. Bugün önemli bir gün değerli izleyiciler. Kritik bir gün. Tarihi sıcaklıklar geliyor bugün. Termometrelerin tavan yapması bekleniyor. Buzullar eridi, atmosfere zararlı gazlar bırakıldı. Türkiye küresel ısınmanın etkisiyle sıcak havaları yaşarken birçok kentte sıcaklıklar 40 dereceyi geçti. Meteoroloji gün verdi. Marmara, Akdeniz ve Ege'de çarşamba, iç bölgelerde ise perşembe günü haftanın en sıcak günleri olacak. Termometreler mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Serdar Yıldırım uyarıda bulundu. Yıldırım, Marmara, Ege ve Akdeniz'de çarşamba günü mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkıyor. 45 derecelere varan hava sıcaklıkları bekliyoruz dedi. Aşırı sıcakların cuma gününden itibaren 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Bu süreç içerisinde özellikle bugün ve yarın dışarıda çalışanların dikkat etmesi gerekiyor. Bireysel önlem olacak bu söylediklerim. Ama durum bu. İşçileri ölümüne çalıştırmayın manşetiyle çıktı bugün Evrensel Gazetesi. Neden? Bir kadın dün dışarıda 40 derece sıcakta kuryelik yapıyordu ve hayatını kaybetti. İşte bu yüzden bireysel önlemleri de es geçmemek gerekiyor değerli izleyiciler. Ölümcül sıcakta devam eden normal çalışma düzeni iş cinayeti getirdi. Çalışırken sıcağa bağlı olarak beyin kanaması geçiren emekçi hayatını kaybetti. İşçiler ölümüne çalıştırmayın işçiler dediler ve İzmir'de posta dağıtımı yapıyordu 42 yaşındaki PTT emekçisi Berren Kırmızıgül. Uyarılara rağmen aşırı sıcakta çalıştırıldı ve PTT Genel Müdürü, İzmir Baş Müdürü istifaya çağrıldı Habersen üyeleri tarafından. Uzmanlar bangır bangır bağırıyor. Bu sıcakta çalışma olmaz. PTT para kazansın diye arkadaşımız öldü. İşçi sağlığı uzmanı Cafer Fidan da uyarıyor. Hissedilen sıcaklık 41'i aşarsa çalışma durdurulmalı uyarısında bulunuyor. 37'nin üzerinde çalışma saati kısaltılmalı dedi ve EMEB milletvekili İskender Bayhan'da yüksek sıcaklıklarda çalışmak zorunda olan işçilerin çalışma süreleri düşürülmelidir çağrısı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü yoğun sıcakta yorucu aktivitelerden kaçının dedi. Sıcaklık 40 dereceyi aşıyor değerli izleyiciler. Bugün acil önlem bugün alınmalı ve Evrensel'in manşeti önemli. İşçileri ölümüne çalıştırmayın diyor. Amasra maden katliamını hatırlayalım şimdi. 14 Ekim 2022'de meydana gelen ve 43 kişinin, 43 yurttaşımızın, emekçimizin ölümüne neden olan Amasya maden katliamına da uygun bir manşet değil mi? İşçileri ölümüne çalıştırmayın. Amasra maden faciasına ilişkin dava görüldü.
7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşmasının 2. gününde ölen madencilerin ailelerine ve yaralanan işçilere söz verildi. Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilen önceki duruşmalarda tutuklu ve tutuksuz sanıkların ifadeleri alınmıştı. Üçüncü duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiller ve ölenlerin yakınlarıyla taraf avukatları katıldı. Patlamadan yaralı kurtulan işçi Tanju Korkmaz, havalandırmanın yetersiz olduğunu ifade ederken bazı işçilerin şeflerine hediyeler vererek işe gitmediklerini ileri sürdü. Patlamada vücudunun bir kısmı yanmış olan ve kimi organlarını kaybeden yaralı madenci Remzi Taşkömür'ü de duruşmada davanın tutuklu sanıklarından dönemin müessese müdürü Cihat Özdemir'e "Benim halime bakın, benim yerimde ve çocuğu olsa ne yapardı?" diye seslendi. Amasra maden kazası davasında faciada birinci derece sorumlu olarak görülen tutuklu sanıkların dönemin müessese müdürü Cihat Özdemir ve işletme müdürü Selçuk Emekçi'nin Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından Zonguldak'ta görevlendirildiği ortaya çıktı. Hiçbir iş güvenliği önlemi alınmadan adam kayırmacılıkla nasıl yönetildiğini bize çok açık anlattılar. Sanıklar buna karşı bugüne kadar göz yumarak sürdürdükleri düzenle ilgili soruların hepsini şimdi TTK Genel Müdürlüğü'ne atmaya başladılar. Genel Müdürlüğün haberi vardı, Genel Müdürlüğün yetkisi dahilindeydi demeye başladılar. Evet, bizce de öyleydi. Bu durum bu sanıkları kurtarmaz ama Genel Müdürlüğü de sorumlu yapar. Özdemir havalandırma konusunda kendisini savunurken Amasya'dan alınarak Zonguldak'ta görevlendirildiğini belirtti. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Genel Müdür Yardımcıları bu dosya dahil edilmeden bu dosyanın adil bir şekilde sonuca ulaşması mümkün değil. Öte yandan tüm sanıkların maaşlarının 1/3'ünü almaya devam ettiği ortaya çıktı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı 16 Ekim'e erteledi. Şimdi noktalıyoruz değerli izleyiciler. Saat başında deprem gündemiyle başlayacağız. Dün biliyorsunuz Kozan'da üst üste depremler meydana geldi. Öncü mü, artçı mı diye dün tartıştık. Bölgede yeni depremler bekleniyor mu? Deprem önceden tahmin edilebilir mi? Bu konuyla ilgili bir çalışma var. Soracağız uzmanına. Bundan sonra başka hangi şehirlerde deprem olabilir? Hangi illerde hareketlilik var? Hepsini konuşacağız ve elbette olası İstanbul depremi yakın mı diyeceğiz? Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan bizlerle birlikte olacak saat başında. Ayrılmayın bizden. Temmuz çarşamba sabahında gün başlıyor. Programı devam ediyor değerli izleyiciler. Bu bölümümüze deprem gündemiyle başlayacağız. Dün Adana'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sonrasında 4.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti ve deprem kendini bize bir kez daha hatırlattı. O 6 Şubat depremlerinin ardından bugün gazetelerde de elbette yer verildi. Biz de gündemde tutacağız çünkü bu gerçeği unutmamamız gerekiyor ve Türkiye'de hangi illerde şu anda bir deprem riski var? Adana'daki deprem ne anlama geliyor? O öncü müydü, artçı mıydı? Tetiklediği herhangi bir nokta var mı? Olası İstanbul depremini konuşacağız. Hazırlık yapmak mümkün mü? Tartışacağız. Ne durumda hazırlıklar ve önerileri elbette alacağız. Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan bizlerle birlikte olacak. Bir Gün gazetesi bugün yer verdi habere. Ayrıntılarıyla gelsin ekranlarınıza. Deprem gündemi. Depreme yine hazırlıksız yakalandık. Merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem can ve mal kaybına yol açmasa da panik yarattı değerli izleyiciler ilde. Maraş depremlerini yaşayanlar, kentlerde hissedilen sarsıntıda panikle yüksekten atlayan 8 kişi yaralandı. Yurttaşlar tüm yaşananlara rağmen hala depreme hazırlıklı değiliz dedi. Profesör Doktor Okan Tüysüz, burada biriken stresin bir şekilde boşalması gerekiyordu. Bu depremde bunun işareti diyor. Ve Timur Soykan'ın bir haberi de var gazetede. Ona da yer vermek istedim. 6 Şubat depreminde Ezgi Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetmişti, hafızalarımıza kazındı. O apartmanda oğlu, gelini ve torununu yitiren Nurgül Göksu yıkım nedenini ortaya çıkarmak için çaba gösterdi. Binanın altındaki Kervan Pastanesi sahiplerinin alan genişletmek için kolon kestiği belirlendi. Anne Göksu
çirkin saldırıların hedefi olduğu değerli izleyiciler. Pastane sahiplerinin, avukatlarının ve yerel gazeteciler olayı çıkardığı için anneyi suçluyorlar. Vicdan enkazı, acılı anneyi hedef yaptılar diyor Timur Soykan. Depremleri unutmamak gerekiyor. Bu ülke bir deprem ülkesi ve bu gerçekle yaşamamız gerekiyor, önlem almamız gerekiyor. Çok büyük iki depremle sarsıldık. 50 binin üzerinde canımızı yitirdik ama hala ders alınamadı. Yurttaşlarımız hazırlıklı değil. İktidar ne gibi önlemler alıyor acaba? Şimdi Adana depremine bir bakalım. Dün neler yaşandı? Son ayrıntılarıyla birlikte gelsin ekranlarınıza. ...6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı kentlerimizden biri olan Adana... ...bu sabah 5,5 ve 4,4 büyüklüğünde iki depremle sallandı. Merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olarak belirlenen ilk sarsıntı... ...saat 8.44'te, diğeri ise 10.57'de meydana geldi. Depremlerin ardından onun üzerinde artçı sarsıntı yaşandı. Depremler Osmaniye, Mersin, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi. 5,5'lik ilk depremin ardından kayalıklardan kopan taş Kozan-Feke karayoluna devrildi, yol ulaşıma kapandı. Depremde Kozan'a bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada ağır hasar alarak kullanılmaz duruma geldi. Kozan ilçesindeki bir evin duvarlarında çatlaklar meydana gelirken, Osmaniye'de ise depremin şiddetiyle dağdan kopan kaya parçaları köyde bulunan eve çarparak duvarı yıktı. Adana Valisi Süleyman Elban, can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir ihbar yapılmadığını bildirdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sadece birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisini verirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından can ve mal kaybı olmadığını belirten bir açıklama yaptı. Meydana gelen Adana Kozan merkezi depremde Adana'da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye'de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür geçtiğimiz aylarda Adana için uyarıda bulunmuştu. Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor ifadelerini kullanmıştı. Bu sabah meydana gelen depremlerin ardından Görür yeni açıklamalar yaptı. Saimbeyli ve Savrun faylarının yakınlaşma bölgesinde muhtemelen Savrun zonunda 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var. Deprem uzmanı Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercansa, Kozan'da gerçekleşen 5,5'lik depremin geleceğini geçen hafta sosyal medya hesabından yazmıştım. Bunun ardından daha büyük deprem gelirse ya da Adana'ya inerse şaşırırım ifadelerini kullandı. Ama şunu biliyor musunuz? Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke genelinde bina dayanıklılık testi başvuruları artmıştı, hatırlayacaksınız değerli izleyiciler. Evim depreme acaba dayanıklı mı kaygısıyla yola çıkan yurttaşlar, binam sağlam mı sorularına yanıt arayanlar, deprem dayanıklılık testi yapan belediyeler, lisanslı mühendislik firmaları ve üniversitelerin kapılarını çalıyordu yurttaşlar. Ama şimdi deprem unutuldu mu derken Cumhuriyet Gazetesi diyor ki deprem kendini hatırlattı bizlere. Ayrıntılarla gelsin. Adana'daki 5.10'da 5 büyüklüğündeki depremden bahsediliyor. Sarsıntı büyük korkuya neden oldu ve deprem kendini hatırlattı. 6 Şubat'taki depremin yaraları henüz daha sarılmadan dün de saat 8.44'te Adana Kozan merkezli 5.10'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve depremde can kaybı yaşanmazken balkondan atlayan 2 kişi ve paniğe kapılan 53 kişi hastanelere başvurdu değerli izleyiciler. Ve Karar Gazetesi. Karar Gazetesi de gelsin ekranlara. Bugün deprem gündemi gazetelerde yer aldı. Karar Gazetesi'ne baktığımız zaman daha kaç galerya var diye bir soru yöneltiyor. Bir siteydi hatırlıyorsanız. Proje hatalı, malzeme çürük ve denetim yok. Ayrıntılar gelsin ekranlara. Bakalım birlikte Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan galerya sitesine ilişkin bilirkişi raporunda yapı projeye aykırı
İşçilik hatalı, malzeme yetersiz denildi. Diyarbakır'da yıkılan galerya sitesinde 89 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada bilirkişi raporu korkunç gerçekleri ortaya koydu. Çalışmada sitenin yapı kullanım izin belgesinin bulunmadığı ve kullanılan betonun yönetmeliklere uygun olmadığı belirtildi. Raporda B blok binası, standart dışı malzeme, işçilik hataları ve denetim yetersizliği nedeniyle yıkıldı denildi. Vahim sonuç, Türkiye'de benzer durumda daha kaç yapı bulunduğu sorusunu akıllara getirdi. Tabut binalara önlem alınması çağrıları yapıldı. Adana'da 5.10'da 5'lik korku yaşandı. Dün Adana'nın Kozan ilçesinde deprem oldu ve 11 kilometre derinlikteydi bu deprem. Ardından bir sarsıntı daha yaşandı. Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedilen depremde balkondan atlayan kişiler yaralandı değerli izleyiciler. İşte bu yüzden soruyoruz, deprem unutuldu mu? Süreçte bina testi için müracaat eden yurttaşların sayısı giderek düşüyor değerli izleyiciler. Bu konuyu da konuşmak, gündemde tutmak gerekiyor. Çünkü sorularımız var. Türkiye'nin hangi bölgeleri riskli, korkutucu Marmara depremi ne zaman meydana gelecek? Nerelerde yeni deprem riski var? Hangi illerde hareketlilik olabilir? Merak ediyoruz. Bir tablomuz var, gelsin ekranlara. Üzerine konuşacağız az sonra. Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan bizlerle birlikte olacak. İşte risk haritamız arkada. Almamız gereken önlemler önümüzde. Büyük bir soru işareti. Depremler neden sıklaştı bu süre içerisinde? Merak ediyorum. Az sonra soracağız Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'a. Ama yeni bir gelişme var bu konuyla ilgili. Acaba depremi önceden bilmek mümkün mü? Bilim dünyası şimdiye kadar bu soruya net bir cevap verememişti, ancak geçtiğimiz günlerde Science Bilim Dergisi'nde yayımlanan bir makalede insanlık adına umut verici bir gelişme paylaşıldı ve makalede 7 ve üzeri depremlerin 2 saat önceden haber verilebileceği söylendi. Depremi önceden bilmek mümkün mü? Bilim dünyası şimdiye kadar bu soruya net bir cevap vermemişti. Ancak yapılan bilimsel bir araştırma yeni bir umudu da beraberinde getirdi. Science Bilim Dergisi'ne yayımlanan bir makaleye göre bilim insanları 7 ve üzeri depremleri 2 saat önceden haber verebilecek bir çözüm buldu. Çözümün ana noktası GPS cihazından alınan veriler. Bu verilerden hareketle Fransız bilim insanları büyük depremleri erken bir uyarı eşiği sayesinde tespit edebileceğini açıkladı. Yapılan çalışma sonrasında elde edilen gelişmelerin var olan teknolojik imkanlarla gerçek hayatta kullanılmasının zor olduğu açıklandı. Proje sonrasında mevcut teknolojinin geliştirilmesiyle mümkün olacak bu formül geliştirmeye açık bir proje olarak kaldı. Az sonra arkadaşlarım bağlantıyı sağlayacaklar ve deprem gündemiyle devam edeceğiz değerli izleyiciler. Depremden ders çıkardık mı, hazırlıklı mıyız, değil miyiz, bu konuları konuşacağız. Önemli, gündemde tutmak gerekiyor. Siyaset giriyor, ekonomi başat konularımızdan bir tanesi. Türkiye'de gündem durulmuyor ama depremi unutmamak gerekiyor. Kendini biz unutsak dahi bizlere hatırlatıyor gördüğünüz gibi. Şimdi sağlıkla devam edelim. Sağlığımıza bakalım, canımıza bakalım. Elbette az sonra bağlantımızı yaptığımız anda Övgün Ahmet Ercan bizlerle birlikte olacak, sorularımızı yönelteceğiz. Ama sağlık gündeminde neler var? Dün skandal bir video, bir görüntü paylaşıldı. Kan donduran o görüntüleri az sonra ekranlarınıza getireceğim. İstanbul'da bir engelli bakım evinden bahsediyorum. O kan donduran görüntüler oradan paylaşıldı. Çalışanlardan birisi engelli bir hastaya şiddet uyguladı ve o anlarda kayıttaydı değerli izleyiciler. Hakaret etti, dalga geçti. Başka bir çalışansa buna engel olmak yerine gülerek video çekti. Doğru söyle. Evet. Beni seviyor musun? Doğru söyle, bana bak. Evet. Gözlerim içine bakarsın. Evet. Kan donduran görüntüler İstanbul'dan. Özel bir engelli bakım evinde bir çalışan hastaya işkence etti. Biri de bunları gülerek kaydetti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde görevli olduğu anlaşılan bir kişi engelli bir hastaya küfrederek şiddet uyguladı. Doğru söyle. Evet. Beni seviyor musun?
Doğru söyle, bana bak. Evet. Gözlerim içine bakar mısın? Evet. Yanında bulunan diğer çalışansa yapılan işkenceye güldü. Olan biteni telefonuna kaydetti. Doğru söyle. Evet. Beni seviyor musun? Doğru söyle, bana bak. Evet. Gözlerim içine bakar mısın? Evet. Görüntülerin internette yayılmasıyla yurttaşlar tepki gösterdi. Özel bakım evi kapatıldı, hastalarsa tahliye edildi. Haber işte. İşkenceci iki çalışan önce gözaltına alındı, sonra da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sağlıkta şiddet dinmiyor değerli izleyiciler. Hekimlere de, hastalara da. Şimdi Rize'ye gidiyoruz. Rize Devlet Hastanesi acil servisinde akıl almaz bir olay yaşandı. Husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Silahlar patladı, ortalık savaş alanına döndü ve 5 kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Eminettin Mahallesi Rize Valiliği karşısındaki Rize Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Kentte geçen hafta çıkan bıçaklı kavga sonrası aralarında husumet bulunan MZS ile MÇ hastanede karşılaşınca tartışma çıktı. İki grup birbirine tabanca ile rastgele ateş açtı. Acil servis önünde kurşunların isabet ettiği bir polis, bir jandarma, bir sağlık çalışanı ve iki hasta yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi hastaneye sevk edilirken görevli sağlık çalışanları yaralılara ilk müdahalede bulundu. Saldırı sonrası kaçan şüpheliler hastane yakınında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemleri alınan hastanenin acil servisi kapatılırken yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Korku ve paniğe neden olan olay anı bir hasta yakını tarafından işte böyle cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sağlıkta şiddet bir türlü son bulmuyor değerli izleyiciler. Daha da haberlerimiz var sağlıkçılara şiddetle ilgili. Sağlıkçılar da bu konuya ön almak için protestolarına devam ediyorlar. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Az sonra o konuyu da ekranlarınıza taşıyacağım. Şimdi deprem gündemine dönüyoruz değerli izleyiciler. Bir diğer önemli konu gündemde devamlı tutmak gerektiğini düşünüyorum. Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın sevgili Halimciğim. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız öncelikle onu sormak isterim. Türkiye'den biraz daha iyi. Biraz daha iyi, peki. Şimdi dün iki tane üst üste deprem meydana geldi. Ve Adana'da 5.5 büyüklüğünde ve sonrasında 4.4 büyüklüğünde. Bu konu akıllara elbette bu öncü bir deprem mi, artçı bir deprem mi sorusunu getirdi. Siz bu konuyu yanıtladınız, bir açıklamanız var ama elbette detaylarını merak ediyoruz. Bölgede yeni depremler böyle bir risk var mıdır? Çünkü Kahramanmaraş depremlerinin ardından acaba deprem unutuldu mu? Ülke genelinde bina dayanıklılık testleri başvuruları sıklıkla yapılıyordu ama o konuda bir azalma var. Artık insanlar acaba evim depremde yıkılır mı diye merak etmiyor mu? Gündem mi değişti diye sorarken işte deprem kendini bize böyle hatırlattı. Öncelikle dünü nasıl yorumlarsınız? Biz hazırlıklı mıymışız acaba yeni bir depreme? Aslında bu programı biz sizle tam dün yapacaktık. Dün evet. Yapsaydık deprem saati olacaktı ama evet. Benim bir sorunum nedeniyle yapamamıştık. Bu deprem yani Kahramanmaraş depremi diye anılan aslında yasal adının 11 il depremi olması gereken deprem
dünyanın en ilginç depremlerinden bir tanesiydi. Bugüne kadar dünya böyle bir deprem görmedi. Şöyle büyüklük açısından değil de çeşitlik açısından görmedi. Neydi bunun özelliği? Özelliği bir defa 11 ili etkilemişti birinci derecede ve 400 kilometre boyunca birinci derece kırılma alanıydı bunun. Yani bir taraftan Elazığ'dan başladı, ta Hatay'ın çıkışına, Akdeniz çıkışına kadar kıran bir deprem. Burada 4 tane deprem vardı. Anımsatmak gerekirse bir tanesi Pazarcık odaklı deprem. Bu 7.7 idi. Daha sonra Nurhak oldu. 7.5 büyüklüğünde bir deprem. Ondan sonra da bir Elbistan depremi oldu. Bu deprem de 7.6 büyüklüğünde bir deprem. Sonra da Kıbrıs yayı üzerinde oluştu. Bu da 6.4'lük bir deprem. Diğer bir deyimle Doğu Anadolu kırığı, Ölüdeniz kırığı, Kıbrıs yayı ve Sürgü kırığı olmak üzere 4 tane kırık kırıldı. Bu kırık boyunca birinci derecede etkilenen 4 milyon kişi vardı bu bölgede. Bu 4 milyon kişinin 400 bin kişisi, yani her 10 kişiden bir kişi birinci ölçekte bu depremde etkilendi. Resmi kayıtlara göre 51 bin kişiyi yitirdik. Şimdi böyle bir depremi dünya hiç sınamadı, hiç denemedi, hiç görmedik biz. Dolayısıyla bu deprem Türkiye'de bir felakete dönüştü. Şimdi bunun artçıları tabii ki gelmesi gerekiyordu. Artçılarının yaklaşık 4 ile 5 yıl sürmesi gerekiyor. Yani 2023'te olan bu depremin artçıları 2027'ye, 2028'de dahi görebiliriz. Bu artçıların büyüklüğü 6.5'tan, efendim, yıkıcı olanları 5'e kadar çeşitli artçılar gelebilirdi. Bunlar geldiler ama sayıları çok azdı. Dolayısıyla burada halen boşalmayan bir gerginlik var. Şimdi boşalmayan gerginlik acaba ne tarafa doğru boşalacak diye baktığımız zaman bunun Kahramanmaraş'ın doğusuna doğru kaydığını gördük. Yani Kahramanmaraş'ın doğusunda da Sürgü kırığı, Göksun ve Savrun kırığı var. Şeyde Kozan olmak üzere buradan da Savrun kırığı Adana'nın üzerinden Adana'ya doğru bir kayma gösteriyor. Dünkü deprem Kozan'da oldu. Şimdi Kozan'da olan bu deprem Kandilli'ye göre 5.6, Afat'a göre 5.5, Afat'a göre 11 kilometre derinde, Kandilli'ye göre 4-5 kilometre derinde gerçekleşti. Şimdi eğer genellikle sığ bir deprem olması nedeniyle çok geniş bir alanda duyuldu. Siz de görüntüleri gösterdiğiniz gibi ancak daha önce çığım görmüş, yani hasar görmüş yapılarda, taş yapılarda, betonarme yapılarda, betonarme yapılar olmamak üzere taş yapılarda yıkılmalara, efendim, bacaların devrilmelerine neden olabilir. Keza kırsal evlerde de evlerin yıkılması yıkabilir 5.6'lık depremde. İşte siz onlardan o görüntüleri gösteriyorsunuz şu anda. Ama genellikle ölümcül olmaz bu bölgede. Kaldı ki bu ana kadar bir ölüm bildirimi de olmadı. Evet. Dolayısıyla 5.6'lık deprem Elbistan depreminin, yani 7.6'lık Elbistan depreminin bir süreyidir. Orada boşalmayan enerji boşaldı. Şimdi burada en çok kaygılanan olay
sorunuz vardı galiba. Evet, bu depremler acaba sıklaştı mı diye ben sosyal medyada da sıklıkla okuduğum yurttaşların sanıyorum ki akıllarındaki sorulardan bir tanesi buydu. Aslında siz yanıtladınız, olması gereken de oluyor anladığım kadarıyla. Bölgede yeni depremler de olabilir, 2028'e kadar da uzayabileceğini söylediniz. Ben de neden sıklaştı acaba diye öyle bir durum söz konusu mu diye soracaktım ama sanıyorum ki yanıtımı almış oldum. Evet. Şimdi burada en çok şu anda kaygılanan acaba bu Adana'ya doğru kayacak mı? Evet. Yani onun arkasından Adana'da daha büyük bir deprem olur mu? Kaygısı şimdi özellikle Çukurova'da, işte Ceyhan'da, Karataş'ta, Adana'da, Osmaniye'de bu kaygıyla bekleniyor. Şimdi Çukurova tabii kırıkların bir savaş alanıdır. Eğer burada bir yerde büyük depremler olmasa orada zaten bir ova, bir tarım alanı da oluşmaz. Tarım alanlarını oluşturanlar zaten depremlerdir. Şimdi tabii ki günün birinde Adana'da, efendim Osmaniye'de, keza Ceyhan'da depremler olacaktır. Adana'nın, Adana'da olabilecek bir deprem büyüklüğü 6.4'ü geçmez. Şimdi 6.4'lük deprem, acaba 6.4'lük deprem Adana'daki bu yeni yönetmeliğe göre yapılmış olan yapıları yıkar mı, yıkmaz mı? Yıkmaz. Şimdi Kozan'da beklenen deprem yaklaşık 7'dir. 1268 yılında Kozan'da 7 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Yani bu 5.5 büyüklüğünde değil de 7 büyüklüğünde bir deprem de Kozan'da olabilirdi. Onun için 5.6'lık depremle Kozan bu depremi ucuz atlatmıştır diye söyleyebilirim. Yani ölümcül olmamıştır, yıkıcı olmamıştır, ucuz atlatmıştır. Şimdi Adana'ya doğru bu deprem devam eder mi? Devam ederse hangi büyüklükte olur? 6.4'ü geçmez dediniz, doğru duydum değil mi? Evet, az önce. Evet. Yani ben Adana'ya doğru şimdi bundan sonra o kırığın sürmesini doğrusu beklemiyorum. Yani bilim şu anda bunu yanıtlayamıyor. 55 yıldır depremle, deprem deneyimi edinmiş bir kişi olarak ben Adana'da büyük bir deprem beklemiyorum şu anda. Peki. Yani öyle bir büyük deprem olursa şaşırırım. Bir bakıma bu 5.5 büyüklükle Göksun ile Kozan arasındaki gerginlik boşaldığı kanısındayım. Ve bunun arkasından daha büyük bir deprem geleceği beklentisi içinde olmadığımı söylemek istiyorum. Peki bundan sonra başka hangi şehirlerde deprem olabilir? Yakın zamanda dikkat çekmek istediğiniz bir nokta var mı? Türkiye'nin hangi bölgeleri riskli diye uzun süre konuştuk aslında ama nerelerde yeni bir deprem riski yakındır veya mümkündür? Hangi illerde hareketlilik var? Bunu da sorayım. Şimdi Türkiye'deki depremlerin %50'si Kuzey Anadolu kırığı üzerinde, %33'ü Batı Anadolu'da, %13'ü de Doğu Anadolu kırığı üzerinde oluşuyor. Biz işte son 5 yıldır Doğu Anadolu kırığının deprem açısından çok etkinleştiğini gördük. Şimdi benim Doğu, yani Orta Doğu Anadolu ile ilgili olarak söyleyebileceğim, Pazarcık'tan Gaziantep'in batısı ve Kilis'in batısı ve oradan da Hatay-Suriye sınırındaki Ölüdeniz kırığı bir aday bölgedir. Bunun dışında işte Bingöl tarafları, Muş, Varto, keza Hakkari, Kars ile Erzurum arası, Erzincan, efendim Amasya, Merzifon, efendim bunun yanı sıra Sakarya Çukuru diye andığım Kaynaşlı ile Kocaeli arası, bunun yanı sıra Yenice, Gönen, Bursa, bunun yanı sıra Ege bölgesinde Balıkesir, Sındırgı, Ayvalık kesimi,
yine Batı Anadolu'da Denizli Aydın arasında, Aydın'da da özellikle Germencik ortaklar tarafları, bir de Teke Yarımadası diye andığımız işte Bodrum, Marmaris, özellikle bunun deniz kesimleri, yani Ege adalarının bulunduğu kesimler deprem açısından çekinceli. 7 üzerinde beklediğiniz bir bölge var mıdır işaret edebileceğiniz? Yani bizde Türkiye'de yıkıcı deprem yıkıcılığı bölgeye göre değişiyor. Doğu Anadolu'da yıkıcılık eşik değeri yaklaşık 5, Orta Anadolu'da 5.7, Batı Anadolu'da ise 6.4'den sonra yıkıcı olabiliyor. Kaldı ki bu saydığım yerler de yıkıcı deprem beklediğim kesimler. Ve en merak edilen, korkutucu diye nitelendirilen Marmara depremi ne zaman olacak sorusu yurttaşların aklında. Uzmanlar zaman zaman belli tarihlere, en azından tarih aralıklarına işaret ediyorlar ve belli şiddetlerden bahsediyorlar. Bu konuyu tekrar gündeme getirecek olursak neden? Çünkü İstanbul depremine hazırlıklı mıyız? Artık büyük bir soru işareti ama hazırlanabilir miyiz? O soruyu sormak için öncesinde ne kadar yakın bize onu sormak isterim. Alevciğim, şimdi deprem biliminde deprem haberleri meteorolojik haberler gibi haftada bir verilmez. Evet. Çünkü deprem bilgileri bir 100 yıl hiç değişmez. Dolayısıyla benim Kuzey Marmara depremi için öngördüğüm 2045 yılında bir değişiklik yoktur. Ama bu 2045 beklediğim en erken zamandır. Bu 2075-2150 yılına kadar gecikebilir. Yani ben Marmara'da her an deprem beklemiyorum. Yani buna diğer arkadaşlarımın görüşleri bu doğrultuda çoğunlukla, ama ben her an deprem beklemiyorum Marmara'da. Şimdi İstanbul'u tabii deprem için hazırlamak gerekir. Ama İstanbul'da tabii depremden etkilenecek sadece İstanbul değil. İstanbul, Kocaeli, keza Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Gemlik kesimleri çok etkilenecektir. Buralarda Türkiye ekonomisinin %40'ını çeviren bölge burası. Şimdi burada sadece evler değil, iş yerleri, fabrikalar, üniversiteler, bankalar gibi yerler de çok önemli. Burada 1700 tane, 1 milyon 700 bin tane yapı var. Bu yapıların kentsel dönüşüme sokulabilmesi için yaklaşık 25 milyar dolarlık bir para gerekli. Şu anda Bodrum'un Türkiye ekonomisi içinde 25 milyar dolar yatırım olmadıkça İstanbul'un kentsel dönüşümü gerçekleşemez. O nedenle seçilen belediyeler bütün İstanbul'u değil de İstanbul'da en ivede olacak yerleri ilk plana sokarak burada kentsel dönüşümü tamamlamaya çalışıyorlar. Ama depremden sonra geçen yaklaşık 24 yıl içinde İstanbul halen kentsel dönüşümün %10'unu bile bitiremedi diyebilirim. Dolayısıyla İstanbul'da bugün bir deprem olsa hemen hemen 1999 koşullarında İstanbul'u etkiler. İstanbul'da daha çok varlıklı insanlar yapısal dönüşüm yapıyor. Yani parası olan insanlar yapılarını yıktırıp daha sağlam bir yapıya erişiyorlar. Sıkıntı yoksullarda, yoksullar çaresiz olarak inşallah deprem olmaz sözünün arkasında beklenen Kuzey Marmara depremini bekliyor. Yani deprem riski olan evlerde, örneğin ev baktığım süreç içerisinde 30-40 yıllık binalar deprem riski var, artık yıkılacağı kesinleşmiş ama yine de kiraya verilebiliyor. Hatta fahiş fiyatlara ve tutan yurttaşlarımız var. Fiyatları da hiç öyle uygun değil ama bu bilinçten biraz bahsetmek istiyorum. Geçen gün sokakta yürürken bir çift gördüm, çok da genç bir çift. Boş olan o daireyi tutmuşlar ve içeriye giriyorlardı. Artık tanış olduk çünkü benzer sokaklarda oturuyoruz.
o apartmanın yıkılmak üzere olduğunu biliyorum ama genç çiftin de ne kadar yüksek ücret ödeyerek yıkılmak üzere olan bir daireyi tuttuğunu biliyorum. Yani bu artık çaresizlikten midir diyeceğim ya da bu bilincin hala oturmamış olmasından mıdır deprem bilincin diye soracağım. Çünkü bina testi için müracaat sayıları da azalmış durumda. İlk günlerde, ilk haftalarda sıklıkla hepimiz sizi de aradık. Danıştık, ne yapabiliriz, nasıl binamızı sağlam mı değil mi diye baktırabiliriz diye sorduk. Ama şu anda evim acaba depremde yıkılır mı kaygısı yeniden bir kenara mı bırakıldı? Ben yarım dakikanızı rica edebilir miyim? Tabii ki. Bilgisayarımın şarjı bitmek üzere. Tabii yarım ki. Dakika. Tabii Ercan ki. Hemen. Tekrar bağlantı yapacağız. Övgün Ahmet Ercan bilgisayarını şarja bağladıktan sonra bu soru önemli değerli izleyiciler. Çünkü biz depremi unutuyoruz, gündem değişiyor, gündemden aniden çıkabiliyor, yerine siyasetten hiç umulmadık bir haber gelebiliyor, bir konu geçebiliyor önüne. Ama canımızı doğrudan ilgilendiren bu meseleye yeterince eğilmediğimizi düşünüyorum, veriler de öyle söylüyor. Aktarayım sizlere. Depremden sonraki ilk 2 aylık süreçte örneğin Bursa Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde 133 kişi karot testi yaptırmak için bir başvuru yapmış. Ancak bu 133 kişiden hiçbirisi oturdukları binalarda inceleme yapılabilmesi için gerekli olan işlemleri tamamlamamışlar. Yani aradan o geçen süre içerisinde depremin ikinci ayından sonra müracaat eden de olmamış. O müracaatlarını tamamlatan da olmamış. Yani deprem unutuldu mu acaba diye bir kez daha Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'a sormak istiyorum. Evet, deprem büyük ölçekte unutuldu. O bu yılın başlarındaki yani 6 Şubat'taki depremin anıları hemen unutuldu. Sadece oradaki deprem gören kişilerin acıları kaldı orta yerde. Ama 6 Şubat yani 11 depremi unutuldu. Bu o günlerde işte özellikle birçok televizyonda benim uyarım şuydu ki yapı kimlik belgesi çıkarılsın diye önermiştim. Yapı kimlik belgesi nedir? Nasıl insanın bir kimlik belgesi varsa, bir de sağlık belgesi varsa her yapıda bunun ölçülerek bakılması. Şimdi depremde yıkılmanın ana nedeni rezonanstır. Yani rezonans nedir? Yerle yapının sarsılırken uyuşuma gelmesidir. Ve yıkılmanın ana nedeni de rezonanstır. Hiçbir şey yapmıyorsanız rezonansına baktırın yapının diye söylemiştim. Bir de yapı elemanlarında Türkiye'deki yapıların %80'i kolon kiriş bağlantılarının iyi olmamasından yıkılıyor. Yani şunu bir dikme olarak görün, şunu da bir kiriş olarak görün. Şu bağ iyi değil. Yani o yumruğumun olduğu yer bağ iyi değil. Deprem sırasında burası çözüşüyor ve bir yapıda büyük bir yıkılmayla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi öncelikle bakılması gereken olay bu. Birçok insan önerilerim doğrultusunda jeofizik mühendislerine rezonans ölçüleri aldırmaya başladılar ve aynı zamanda yapı jeofiziği ölçüleriyle gerek betonu gerek içindeki donatıları baktırdılar. Ben de baktıranlardan bir tanesiyim. O rezonans testini yaptıranlardan. Evet, iyi ki yaptırdım, iyi ki. Uyuyabiliyorum bu süreç içerisinde rahatlıkla ama almam gereken önlemleri de farkındayım. Bina 30 yaşında bir bina ve süreç içerisinde ne gibi önlemler alabilirim? Nasıl bozulmalara eğilimi var? Bunların hepsini gösteren bir test. Dolayısıyla son derece kritik olduğunu ben de düşünüyorum. Hem iç rahatlığımız için hem de önümüzdeki süreçte ne yapmamız gerektiğini bilmek adına güvenli bir test. Kesinlikle öyle. Bunlar hem ucuz işlemler hem de çabuk sonuç alınabilen işlemler. En azından belediyeden ya da farklı kuruluşlardan kimseleri beklemeden yapabileceğiniz bir iş. Ve bu iş halen İstanbul'un bazı kesimlerinde sürdüğü kanısındayım ben. Evet.
Biz de zaman geldikçe uyarılarımızı yine bu doğrultuda yapmaya çalışıyoruz. Annem de mesaj atmış bu süreç içerisinde, bizi izliyor. Deprem onun için en can alıcı konulardan bir tanesi ve şu anda o rezonans testinin önemini vurguluyor ve acaba bizim raporu Ahmet Övgün Ercan hocamıza da danışabilir miyiz diye bana mesajını atmış. Anneciğim iyi yayınlar diliyorum, sana da iyi seyirler diliyorum burada. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Bu soruyu herkes merak ediyor. Science Bilim Dergisi'nde yayınlandı. Depremin, 7 şiddetin üzerindeki depremlerin önceden tespitinin mümkün olabileceğine dair bir makale kaleme alındı. Böyle bir durum söz konusu mudur? 700 üzerindeki depremler önceden tespit edilebilir mi? Böyle bir şey mümkün tabii. Yani ama bu yeni bir olay değil. Şimdi bu sanki yeni bir olay gibi sanıyorum, bu Science'da yer buluyor. 2 gün önce yayınlandı, o yüzden gündeme düştü birden. Bizim mesela 99 depremi olmadan önce Kandilli gözlem evimiz Almanlarla İznik, keza Gölcük dolayında İzinet diye bir ağ kurarak jeofizik gözlemler yapmaya başlamışlardı. Yani bu gözlemler 10-15 yıl sürdüğü kanısındayım ben. Şimdi buradaki ölçümlerden bir tanesi de kırılma öncesindeki kırılmasız yavaş kaymadır. Creep denir. İngilizcesine creep denir. Bunu ölçen aletlere de creep metre diye adlandırılıyor. Yani kayma ölçer diye adlandırılıyor. Her depremde olmaz ama birçok depremde kırılma öncesinde kırılmasız yamularak kayma olur. Bu kayma bir hafta önceden veyahut 10 gün önceden veyahut birkaç gün önceden başlayabilir. Eğer bu kırılacak yüzeylerin, kırılacak yüzeylerin sürtünerek, birbirine sürtünerek kaymaya başlamışsa bu bölgede bir deprem olacak demektir. Ve aynı zamanda bu yanaklar kaymaya başladığı zaman birbirine sürtmesi sonucunda bir piyoze elektrik olayı oluşuyor ve aynı zamanda bir elektromanyetik ışın oluşuyor. İşte bunlar jeofizik bağlamında eğer ölçülür ve günü günü izlenirse orada bir depremin geldiği gözlemlenebilir. Gölcük depreminde, 1999 Gölcük depreminde raporlara bakılırsa buradaki kaymanın deprem öncesinde %18'e kadar vardığı görüldü. Şimdi benzer bir şekilde Kandilli gözlemevi şu anda Kuzey Marmara'da deprem odağı beklediğimiz yerlerde OBS denilen jeofizik bileşenleri ölçen duyaçları yerleştirdiler. Tam da kırığın üzerine yerleştirdiler. Ve bunlar şu anda günü gününe, yani saati saatine, dakikası dakikasına şu anda ölçüldüğünü biliyorum. Peki. Şimdi dolayısıyla Türkiye bu ölçülerin dışında değil. Ama sözün gelişi Muş'ta, Varto'da, Hakkari'de ya da Adana'da, yok Denizli'de, Aydın'da bunlar ölçülüyor mu? Hayır, ölçülmüyor. Yani bunun için deprem beklediğimiz yerin yakın gözlem altına alınmış olması gerekiyor. Yoksa belirleyemezsiniz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yine çok kıymetli bilgilerinizle aydınlattınız bizi. Bu deprem gündemini konuşurken arkadaşlarım da eş zamanlı kulağıma bir şeyler söylüyorlar. Tekrar ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldınız. Kıymetli bilgilerinizi paylaştınız bizlerle ve vakit ayırdınız. Sevgilerimi sunuyorum bütün izleyicilere. Benden de. Değerli izleyiciler, jeofizik yüksek mühendisi Profesör Doktor Ahmet
Övgün Ahmet Ercan bizlerle birlikteydi ve deprem gündemini bizler için değerlendirdi. Şimdi editör arkadaşıma tekrar soruyorum. Şevval bana bir uyarıda bulunuyordu. Tekrar edelim lütfen onu. Yayınla ilgili, akışla ilgili. Peki. Peki. Değerli izleyiciler, Akbelen'le ilgili yeni bir gelişme var, bir müdahale var orada. Biliyorsunuz doğa savunucuları süreçte ağaçların kesilmemesi için mücadelelerini sürdürüyorlardı. Ama geçtiğimiz gün sıcak bir gelişme yaşandı ve Akbelen'de Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de 2 yıldır devam eden nöbete karşı bir engel gelmişti. Nöbet devam ediyor. Ormanda, Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesine karşı mücadele eden İkizköylüler ve yaşam savunucularının o direnişi sürüyor. Kesime engel olmaya çalışıyor yurttaşlar ama elbette o kesim sürerken de gözyaşlarına hakim olamıyorlar. Jandarma bölgeye giden CHP'li vekillere de engel oldu. Bu konu grup toplantılarında da konuşuldu. Biz de saat başında bölgeden bağlantımızı gerçekleştirebilirsek sıcak gelişmeyi, müdahaleleri ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi siyasete bakalım. Bu bölümde hiç siyaset konuşmadık da demeyelim. Birçok zaman siyaset bu önemli başlıkların önüne geçiyor değerli izleyiciler. Bu sefer biz önemli başlıkları, daha kritik başlıkları daha doğrusu öne çektik. Elbette bunların hepsi siyasetle ilintili. Asla ayrıştırmıyorum. Depremde, ekonomide, siyasetin içerisinde. Ama şimdi siyasette kim ne dedi? Acaba kim genel başkan olacak ya da o toplantı sızdırıldı, etik mi değil mi tartışmalarının gölgesinde kalmasın istedim. Sıcak gelişmelerden bir tanesini aktarayım sizlere. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin grup toplantısının ardından meclis koridorunda eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz tarafından bir saldırıya uğradı ve o anları sonrasında anlattı. Olayın nedenini bilmediğini söyledi. İddiaya göre Tüysüz Sarıgül'e Kılıçdaroğlu'na destek vermesi nedeniyle bir saldırı gerçekleştirmiş. Gelsin o görüntüler ekranlarınıza. Bu ilk değil. Daha önce de Şinasi Ökdem'e yumrukla saldırmıştı. Anavatan Partisi eski milletvekili Turan Tüysüz, Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'e partisinin grup toplantısının ardından meclis koridorunda yürürken yumrukla saldırdı. Sarıgül olayı anlattı. Geçmiş dönem bir milletvekili yanıma yaklaşarak hiç bilmediğim konularla ilgili bana bir takım sorular sordu. Ben de tanımıyorum sizi, burası bunun yeri değil dedim. Ve onun üzerine oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Tabii ki Yüce Parlamento'da bunların olması, konuşulması hoş bir şey değil. Bugün Türkiye'nin gündeminde olağanüstü bir seçim varken böylesine bir talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni gerçekten son derece üzmüştür. Turan Tüysüz alacak verecek meselesi dedi. Sarıgül, inanın bilmiyorum, onun yeri burası olabilir mi dedi. İddiaya göre ise Tüysüz'ün Sarıgül'e yumrukla saldırmasının nedeni Sarıgül'ün Kılıçdaroğlu'na destek vermesi. Yüce Parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermek, bir konuşma yapmanın yerinin ve zamanının olması lazım. Daha sonra geçmiş dönem milletvekili yapmış bir arkadaşımızın nerede ne konuşacağını bilmemesini gerçekten büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Her zaman barıştan yana, sevgiden yana, hak arayan insanların yanında olan bir arkadaşınız olarak Yüce Parlamento'da böylesine bir olayın tecelli etmesi beni gerçekten son derece üzmüştür. 2005 yılında Tüysüz CHP'den istifası sırasında gerçekleşen olağanüstü kurultay toplantısında dönemin divan başkanı Şinasi Ökdem'e de yumrukla saldırmıştı. Efendim, pardon, müsaade misiniz? CHP'de günlerdir değişim tartışmaları belediye başkanlarını hafta sonu karşı karşıya getirdi, hatırlayacaksınız. Parti meclisi toplantısında
parti adeta ikiye bölündü diyebiliriz tırnak içerisinde. Bir güç gösterisi yaşandı. Kılıçdaroğlu sonrasında Lozan'ın 100. yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada fikir ayrılıklarına değindi. Kardeşlik ve güven üzerine bir mesaj verdi. İnönü ve Atatürk'e işaret ederek ve seçim sonrası CHP'de başlayan o dalgalanma, iki gün üst üste gerçekleşen değişim talepleri, hesaplaşma ve yüzleşme gölgesinde gergin geçti diyebiliriz. CHP'de Ekim sonu Kasım başı gibi bir kurultay öngörülüyor ama o plana sadık kalırsa eğer kurultaya kadar da sular durulacak gibi durmuyor değerli izleyiciler. Fakat dün CHP grup toplantısı vardı ve partisinin grup toplantısında kürsüdeydi elbette Kemal Kılıçdaroğlu ve parti içi o tartışmalara değinmedi. Aksine gündemde ülkenin kanayan yarası haline gelen zam yağmuruna sert sözlerle tepki gösterdi. İki farklı Türkiye var. Sarayın Türkiye'si, vatandaşın Türkiye'si. Bir sarayın Türkiye'si var, bir de vatandaşın Türkiye'si var. Hafta sonu gerçekleştirilen belediye başkanları ve parti meclisi toplantısının ardından gözler grup toplantısındaydı. Sarayın Türkiye'sine bakalım. Kimler var burada? Erdoğan ailesi var. En başat aktör Erdoğan ailesi. Beşli çeteler var sarayın Türkiye'sinde. 4-5 yerden aylık gelir maaş alanlar var. İhale takipçileri var orada. Alkışlara eşliğinde kürsüye çıktı. Parti içindeki tartışmalara değinmedi. İktidarın milyonlarca yurttaşı darboğaza mahkum etmesine sert sözlerle yüklendi. Buyurun Sayın Genel Başkan. İktidar sahipleri gördüler mi kiralardaki artışları? Görmediler. Çünkü sarayın Türkiye'sinde kira artışıyor. Kira yok yani. Mutfak masrafı yoksa pazardaki yangını nasıl görebilirsiniz? Seçim sonrasında gün aşırı yapılan zamların yurttaşın cebinden çıktığına işaret eden Kılıçdaroğlu, gelinen noktayı ekonomik soykırım olarak niteledi. Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır. Yapılan uygulamayı bir ekonomik soykırım olarak tanımlıyoruz. 85 milyonu siz perişan ediyorsunuz zamlarla ve vergilerle. Bir avuç kişiye para aktarmak için. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasarruf çağrısına ise sarayın giderlerini hatırlatarak yanıt verdi. Tasarruf ekonomisinden yana olalım. Alınan önlemler arasında saray harcamaları dolayısıyla bir israf genelgesi yok. Sarayda her şey mükemmel. Her şey mükemmel. Hiçbir sorun yok sarayda. Dolayısıyla sarayın itibarı denilerek, israfı sarayın itibarı olarak gördüğünüzde bir israf genelgesi saray için asla çıkaramazsınız. Türkiye'deki yargı sistemini eleştirdi, sözlerini çürüme vurgusuyla sonlandırdı. Bütün bunların temelinde adaletsizlik yatıyor. Hakimler Savcılar Kurulu, bütün bu hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin kaynağı haline gelmişse Türkiye'de hiçbir şey düzelmez. Ne ekonomi, ne ahlak, ne erdem düzelmez. Çürüme nerede? Açık ve net söylüyorum. Çürüme sarayda. Neron Roma'yı yaktı, Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. İzleyicilerimizden çok sayıda mesaj geliyor. Günaydın mesajları ile birlikte yayını takip ettiklerine dair biz buradayız mesajları ard arda geliyor. Elbette konuyla ilgili yorumları da geliyor. Günaydınlar, gururla izliyoruz. Depremle ilgili haberleri gündeme getirmeye devam ederseniz sevinirim, öpüyorum diyor. Sevgili hocam Beşire Fırat, ben de sevgilerimi iletiyorum buradan. Şerife Hübner, Dilek Zal, Özlem Hanım çok teşekkür ederim mesajlarınız için. Tek tek hepsini okumam mümkün değil ama saat başında önemli konular var değerli izleyiciler. Depremi gündemde tutmaya elbette devam edeceğiz ama bugün kritik gün, çarşamba günü sıcaklıklar artacak. Bugün termometrelerin tavan yapması bekleniyor. Ne gibi önlemler almalıyız? Riskler neler konuşacağız? Akberen'de neler oluyor? Nasıl bir müdahale var? Bağlantımızı gerçekleştirebilirsek saat başında konuşacağız. Ve elbette Ankara'nın siyasetin gündemini her zaman olduğu gibi Zeynel Lüle'den alacağız. Noktalayalım, saat başında görüşelim. Telebir televizyon ekranlarında gün başlıyor programı 3. bölümüyle devam ediyor değerli izleyiciler. Sıcak gelişmeler var bu bölümümüze. Akberen'le başlayacağız. Sonrasında hava sıcaklıkları da artıyor sıcak gelişmeleri yanında.
yanı sıra bugün kritik gün dedik. Nasıl önlemler almalıyız? Profesör Doktor Bengi Başar'a soracağız ve sonrasında her zaman olduğu gibi Ankara'nın gündemini alacağız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Akbelen'de, Akbelen Ormanı'nda, Muğla, Milas'ta neler yaşanıyor? Görüntüleriyle, ayrıntılarıyla aktarayım hemen sizlere. Yurttaşların direnişi devam ediyor biliyorsunuz. Oradaki ranta ve ağaç talanına, orman talanına karşı 2 yıldır mücadelelerini sürdürüyorlardı ve Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de 2 yıldır süren nöbete geçtiğimiz günlerde sabaha karşı bir baskın düzenlenmişti ve o nöbet devam etmeye başladı elbette. Sürdürdüler nöbetlerini de. Gözaltılar vardı konuyla ilgili. Jandarma ve tomalar sevk edilmişti bölgeye. Adeta bir şafak operasyonu gerçekleşmişti. Peki yurttaşlar ne yapıyorlar? Direnmeye devam ediyorlar değerli izleyiciler. Köylüler ağaç kesimi için gelen ekipleri engellediler. Şimdi o görüntüler gelsin ekranlarınıza. Ben de o görüntülerin üzerine son gelişmeleri aktarayım hemen sizlere. Yapabilirsek az sonra bir bağlantı da gerçekleştireceğiz. Çünkü bölgede biliyorsunuz telefonun çekmesi güç. İnternet zaten yok bölgede. Bağlantıyı Skype üzerinden yapmak epey güç. Şimdi Akbelen'de neler oluyor anlatıyorum hemen. Muğla Milas'ta bulunan maden ocağını genişletmek için Akbelen Ormanı'nda jandarma eşliğinde ağaç kıyımına başlanmıştı bölgede. Jandarma sabah saatlerinde ormana baskın yapıp kesim alanını ablukaya almıştı. Bu görüntüler o anlara ait. Ormanın yakınında bulunan ikiz köylüler de ağaçların kesilmesine karşı çıkmışlardı. Ağaç katliamını engelleme girişimlerine jandarma gaz bombasıyla müdahale etmiş. 8 kişiyi de gözaltına almıştı. Gaz bombasından etkilenenlerse baygınlık geçirmişlerdi. Bölgede ikiz köylüler ve doğa savunucuları bu sabah kesim ekiplerinin ormana girişini engelledi. Şu anda görüyorsunuz bölgeye nasıl bir müdahale yapıldığını. Bizler de bağlantımızı gerçekleştirdiğimiz esnada o sesleri bize duyurmuştu bölge sakinlerinden Esra Işık. Ağaçlara sarılıp engellemeye çalışan yurttaşlara jandarma bugün de müdahale etti. Şimdi sıcak gelişmeleri almak üzere bölgeye gidiyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, merhabalar. Ya hoş bulduk Esra diyemiyorum. Işık burada yayınımızda. Çok hoş bir durum içerisinde değiliz maalesef. Evet, ben artık ağız alışkanlığı lütfen kusura bakmayın hoş geldiniz diye yayınımıza davet ediyoruz. Ama hoş bir durum içerisinde değilseniz mücadeleniz devam ediyor. Son gelişme nedir? Bugün neler yaşandı? Sizden dinleyelim. Yani şöyle, pazartesi gününden beri sabah 5.30'dan beri Akbelen Ormanı'nda büyük bir katliam var. Durmadan ağaç kesiyorlar. Üstelik şirket, bu Yeniköy Kemerköy şirketini ortakları Limak ve İçtaş kesimi durdurduk diye yalan haberler ortaya çıkarıyorlar. Ama biz burada bu kesim motorlarının sesiyle günlerdir nöbet alanında yerimizde duramıyoruz. Önümüzde askerleri diktiler, jandarmayı diktiler, içeri almıyorlar. Biz de en sonunda kesime müdahale etmeye karar verdik. Bu sabah saat çok erken saatlerde köylülerimiz ve dostlarımız, dışarıdan desteğe gelen dostlarımız kesime müdahale etmek için ormana gittiler. Tüm bu ablukaya rağmen, ormandaki askerlere, jandarmaya rağmen ve kesim alanına gittiler. Kesim ekipleri henüz gelmemişken, ardından kesim ekipleri gelirken kesim ekiplerini durdurdular. Geri gönderdiler, geri püskürttüler. Ardından jandarmanın müdahalesine maruz kaldılar. Gözaltına alınmak istendiler. Sonra bir kişi hariç geri kalanını bıraktılar. Şu an bir kişi gözaltına alınmış durumda. Arkadaşımızın da serbest bırakılmasını istiyoruz. Bir yandan avukatlarımız onlarla uğraşıyor. Ardından bu ilk grup bu müdahaleye maruz kaldıktan sonra köylülerimizle ve diğer dostlarımızla birlikte bizler de benim de dahil olduğum bir grup yeniden alana girdik, ormana girdik köylülerle birlikte. Köylüler yani içinde 88 yaşındaki Zehra nenemiz de vardı, onun oğlu da vardı, bir sürü teyzemiz, amcamız da vardı. Ormana girdik artık çünkü kaybedecek bir tek ağacımız bile yok yani hiç durmadan kesiyorlar. Dedik ki ağaçlara sarılmak zorundayız. Kesimin olduğu alana doğru gittik. Gerçekten yıkıldık. Orası tahmin edemeyeceğiniz büyük bir yıkıma maruz kalmış. Ve çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Ardından hemen zaten ormanın birçok alanında jandarma ekipleri olduğu için, kolluk gücü olduğu için bizi gördüler. Bizi uzun süre takip ettiler. Ve bizi sürekli birazdan gözaltına alınacaksınız, bakın devam etmeyin diye tehdit ettiler. Buna rağmen durmadık, vazgeçmedik, ilerledik. Ve en sonunda kesim motoru seslerini duyduğumuzda o tarafa doğru yöneldik.
Önümüzü kestiler, barikat kurdular. Orada bulunan ağaçlara sarıldık, kesim ekiplerine seslendik, haykırdık kesimi durdurun diye. Ardından jandarma bizi aşağı indirmeye çalıştı. Daha sonra işte bir şekilde kolumuzdan tutup aşağı indirdi. Ve tekrardan alana doğru geldik. Bizden herhangi bir gözaltı yok. Ama jandarmanın müdahalesi maalesef o kesim yapılan alandan çıkartıldık ve buradayız. Ama bir süreliğine olsun orada kesimi durdurduk. Sabahki arkadaşlarımız da bir süreliğine de olsa o kesimi durdurdular. Yani hani gözümüz artık hiçbir şey görmüyor bizim de. Karşı tarafın gerçekten gözü dönmüş şirketin gözü hiçbir şey görmüyorsa artık bizim de görmüyor. Biz de durmuyoruz. Bundan sonra köylüler bu mücadeleden de vazgeçmeyecek. Sonuna kadar buradayız, burayı terk etmiyoruz. Yani burası bizim yaşam alanımız, burası bizim derdimiz, havamızı, suyumuzu, toprağımızı, ormanımızı korumak. Başka hiçbir derdimiz yok ya. Ya burada 88 yaşındaki nine neden bekliyor burada? Ya burada doğdu bu kadın, yıllardır burada yaşıyor. Yani anayasal hakkını kullanıyor. Ya ne yapsın daha, ne desin bu kadın ya? Ya oraya yukarı düşe kalka çıktı, 88 yaşındaki kadından bahsediyorum. Ağacına sarılmak için, kesimi durdurabilmek için. Ya böylesine bir müdahaleyle karşı karşıyayız. Burayı da terk etmiyoruz. Elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. O gazdan etkilendiklerini, polis gazla mı müdahale ediyor? Başka türlü ne gibi müdahaleleri var? Onu da sormak istiyorum size. Şöyle, ilk gün müdahale olduğunda biber gazı da kullandılar, jop da kullandılar, toma da kullandılar. Fakat biz bugün, ya yani bunu bizim nöbet alanının oradaki yerden girmeye çalıştığımızda yaptılar. Biz bugün başka yerlerden, başka alanlardan girdik. Ve karşı, yani bu, gittiğimiz yerde, bulunduğumuz yerde ellerinde biber gazı yoktu, toma yoktu, tomanın giremeyeceği bir yerdi. Ve o yüzden bize karşı bunları kullanamadılar, sadece kolumuzdan tutup çıkarmak zorunda kaldılar. Bugün bunlara maruz kalmadık ama ilk gün çok büyük bir müdahaleye maruz kalmıştık zaten. Yani burada çok yaşlı teyzeler vardı yine. Benim anneannem 62 yaşındaki anneannem de baygınlık geçirmişti yaptıkları şeyden dolayı. O yüzden buradan değil başka, yani orman içinde olduğumuz için müdahaleleri kısıtlıydı. Onları engelledik aslında bakarsın. Müdahalelerini kısıtlamış olduk yaptığımız eylemle. Peki mümkünse bize etrafı gösterme şansınız var mı? Şu anda yurttaşlar merak ediyorlar elbette, son durum nedir? Akbelen Ormanı'ndan Esra Işık bizlere aktarıyor değerli izleyiciler. Kendisi... Şöyle, ben nöbet alanını... Evet, buyurun. Nöbet alanını gösteriyor. Nöbet alanını göstermek istiyorum. Şu an buraya milletvekilleri, belediye başkanları gelmeye başladı. Gördüğünüz üzere burada İstanbul'dan gelen, daha Türkiye'nin birçok noktasından gelen dostlarımızla birlikte buradayız. Nöbetteyiz hala daha. Bir yandan da yukarıda ben barikatı göstermek istiyorum. Yani bizi nasıl engelliyorlar, biz neyle karşıyayız? Yani avukatlarımız yukarıda uğraşıyorlar gözaltına alınan arkadaşlarımız için. Gece gündüz oradasınız değil mi? Şu anda yemeniz, evet, içmeniz, her şeyi orada yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir birliktelik söz konusu. Evet. Şu anda da yukarı doğru, avukatların yanına doğru anladığım kadarıyla çıkıyor ve barikatı görüyoruz şu anda. Polisin barikatı işte değerli izleyiciler. Evet, İkizköy sakini Esra Işık şu anda Akbelen Ormanı'ndan bize bu görüntüleri aktarıyor. Polislerin müdahalesiyle bir süredir boğuşuyorlardı ama yurttaşların direnişi gördüğünüz gibi devam ediyor. Köylüler ağaç kesimi için gelen ekipleri bugün engellediler. Bu sabah kesim ekiplerinin ormana girişi engellendi. Ağaçlara sarılıp engellemeye çalışan yurttaşlar ama yine elbette... Jandarmanın müdahalesi devam ediyor. İlk gün ağır bir müdahaleyle karşı karşıya kaldılar. Gözaltılar oldu. Bayılanların olduğunu aktardı Esra Işık bize. İnternet bağlantısı çok güçlü değil. Az önce de ifade etmiştim sizlere. Şu anda orada örgütlü bir biçimde yurttaşlar Türkiye'nin dört bir noktasından engellemeye çalışıyorlar. Esra Işık yeniden bizlerle birlikte sanıyorum. Çağrınızı bir kez daha Tele1 ekranlarından duyuracak olursanız neler söylersiniz? Artık karar vericilerden bu katliamı durdurmalarını istiyoruz. Bizi yalanlarla kandırmasınlar. Kesim durmadı. Burada büyük bir katliam yaşanıyor. Köylü burada. İkiz köylüler burada. Komşu köyler burada. Yaşam savunucuları burada. Burada bir dayanışma, burada bir bütünlük oluşmuş durumda. Burada görüyorsunuz. Bizim tek isteğimiz yasaya uygun davransınlar. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Biz burada anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Anayasal görevimizi yerine getiriyoruz. Burada insanlar toprağını, suyunu, ormanını koruyor. Bakın, İkizköy Muğla Milaslı olan bir köy. Ve burada yangınlar devam ediyor. Biz bugün kesimi engellemeye çalışırken ormanın üzerinden yangın helikopteri geçiyordu. Demek ki bir yer yanıyor. Yani bu yangını söndürmeye çalışmak yerine burada
kesim için ekip gönderiyorlar. Jandarmayı oraya yangına göndermek yerine bu ormanı korumaya çalışan yurttaşın karşı köylünün karşısına çıkartıyorlar. Böyle bir kendini bilmezlikle karşı karşıyayız. Artık karar vericiler kimse bunlar. Hepsine sesleniyoruz. İkiz köylüler olarak en başta burada nöbet tutan, burayı savunan herkes olarak bu yanlış karardan dönülsün, artık bu kesim durdurulsun. Bizim başka hiçbir talebimiz yok. Haksız, hukuksuz yapılan bu kesimin durdurulmasını talep ediyoruz acilen. Peki, çok teşekkür ediyorum Esra Aşık. Bölgeden son gelişmeleri bizlere aktardın ve çağrında Tele1 ekranlarından karar verici o mercilere iletildi diye düşünüyorum. Mücadelenin devam edeceğini söylüyor Esra Aşık. Çok teşekkür ediyorum. Mücadeleniz daim olsun diliyorum diyorum ve sözü yeniden stüdyoya alıyorum. Vakit ayırdığın için de çok teşekkür ederim. Zor şartlarda o bağlantıyı gerçekleştirdiniz. Akbelen Ormanı'ndan. Değerli izleyiciler, Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nda yurttaşların mücadelesi gördüğünüz gibi devam ediyor. Ekranlarınıza taşıyacağız yeni gelişmeler oldukça. Bugün çok sert bir müdahaleyle karşı karşıya kalmadık diyor ama geçtiğimiz günlerde biber gazıyla müdahale edildi. 80 yaşın üzerinde yurttaşlar orada direnmeye çalışıyorlar. Orası onların ormanı ve kesilmesini istemiyorlar. Neden? Bir ağaca bile muhtaç olduğumuz bir dönemden geçiyoruz şu anda, değil mi? Sıcaklıkların katlandığı bir süreç içerisindeyiz ve nasıl mücadele edeceğimizi sorgularken bir ağacın gölgesine bile ne kadar ihtiyaç duyduğumuz bir dönem içerisindeyiz ve oradaki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz diyor Esra Işık. Adeta bir sözcü olarak yurttaşların hemfikir olduğu bu konuyu bizlere aktardı. Akbelen Ormanı'ndan sıcak görüntülerle geldi son gelişmeler ekranlarınıza ve kavurucu sıcaklar hız kesmeden devam ediyor. Esra Açık az önce aktardı. Muhtemelen burada yangınlar devam ediyor çünkü yangın söndürme uçakları tepemizden uçuyor. Ama bir yandan da ağaçlarımızı kesmeye devam ediyorlar dedi. Ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba günü, yani bugün, iç kesimlerde ise perşembe günleri sıcaklıkların artması bekleniyor. 40-45 derecelere kadar çıkması bekleniyor değerli izleyiciler. Ve haftanın en sıcak günlerinin bugün ve yarın yaşanması bekleniyor. Şimdi o dereceler gelsin ekranlarınıza. Bugün hangi bölgede, hangi ilde, hangi sıcaklık derecesi hakim olacak? Hemen ayrıntılarına bakayım. Edirne 41 derece, İstanbul 38 dereceye çıkacak değerli izleyiciler. Elbette hissedilen daha da fazla olabilir. İstanbul'da nem oranını göz önünde bulunduracak olursak, şu anda arkamdaki haritada tüm bölge, neredeyse tüm bölge tam güneşli görünüyor. Yer yer bulutlu ve parçalı bulutlu güneşli olan bölgelerimiz de var elbette. İzmir 42 derece bugün. Aman dikkat diyoruz. Az sonra Profesör Doktor Bengi Başar uyarılarda bulunacak konuyla ilgili. Manisa'ya baktığımız zaman 45 derece bir sıcaklıkla karşı karşıyayız. Adana 39 derece ve Antalya 42 derece. Ve unutmamak gerekiyor, bunlar asıl dereceler ama hissedilen üstünde olabilir. İnsan vücudu dayanabilir mi bu derecelere soracağız birazdan. Hatay deprem bölgesi 38 derece, son derece zor koşullarda zaten yaşıyorlar. Orada çadır içerisinde kalıyorlar ve bir de bugün 38 dereceye dayanmaya çalışacaklar. Ankara 35 derece, Eskişehir 38 derece, Bolu 36, Zonguldak 32, Rize 30 derece olacak. Samsun'a baktığımız zaman 31 derece, Trabzon 29, Erzurum 30, Kars 28, Diyarbakır 41 derece. Gaziantep 39 derece, Şanlıurfa 41, Siirt 39, Van 29 ve Malatya 35 derece bekleniyor bugün olması bu illerin. Gördüğünüz gibi haritalar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait değerli izleyiciler, 26 Temmuz'a işaret ediyor. Öğlen 12 itibarıyla dün, bu sabah 6 ile 12 arasını kapsayacak bir harita şu anda ekranlarınızda. Aşağıdaki haritada yine öğlen 12 ile 18 arasında geçerli olabilecek ve alttaki de akşam 18 ile 24 arasında beklenen sıcaklıklar. Ülke genelinde öğle saatlerine baktığımız zaman ülkenin özellikle İç Anadolu ve Marmara bölgesi, yine Ege, güney kısımlara da indiğimiz zaman orada da sıcaklıkların arttığını görüyoruz. Peki ne yapmak gerekiyor? Şimdi uzmanına soralım konuyu. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bengi Başar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Alev Hanım. Teşekkür ediyorum. Uzun bir aranın ardından sizi ağırlamaktan da çok memnunum. Ama bugün
Hepimizin merak ettiği bir gün, tarihi sıcaklıklar bekleniyor ve termometrelerin bugün tavan yapacağı ifade ediliyor. Sıcaklıklar arttıkça uzmanların da uyarıları artıyor. Riskli bir dönemdeyiz. 40 derecelerden bahsediliyor ve bu işin sağlık boyutunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Nasıl uyarılar yaparsınız bugüne özel, yurt genelinde başlayalım? Riskler neler? Vatandaşlar ne yapmalı? Alev Hanım, tabii bunlar gittikçe artacak, bu kaçınılmaz, bu küresel ısınmayla birlikte ve doğayı katletmeye doyamadığımız şu ortamda biz aslında binaların arasında yaşıyoruz ve hava akımı yok. Yani sadece sıcaklık değil, aslında nem de bu anlamda çok yükseliyor böyle bir ortamda. Hı hı. Hepsi bir araya geldiğinde en çok kalp damar sistemini tahrip ediyor, bozuyor. Bir kere çok ciddi susuzluk yaratıyor sıcak. Ve dehidratasyon dediğimiz susuzlukla birlikte böbrek kan akımı azalıyor. Ve böbrekten bazı hormonlar salgılanmaya başlıyor. Ve böylece tansiyon yükselebiliyor. Tansiyon yüksekliğiyle birlikte eğer ciddi bir damar tıkanıklığınız varsa kalp krizi riski artabiliyor. Veya tansiyon yüksekliğine bağlı sıcakla birlikte beyin kanaması riskiniz artabiliyor. Susuzluk aynı zamanda pıhtılaşma sistemini de aktive ediyor dehidratasyonla birlikte ve pıhtılaşma sisteminin aktivasyonuyla birlikte her yere pıhtı atma riski artıyor. Bu beyin olur, akciğer olur ve kalp krizi riski tabii ki tetikleniyor. Özellikle kalp damar tıkanıklığı olanlarda biz bu anlamda çok korkuyoruz. Tansiyon problemi olanlarda korkuyoruz. Ani ataklar olabilir diye. Tansiyon düşüklüğünün olması böbrek akımını ve hem kalp hem beynin beslenmesini bozabileceği için korkuyoruz. Geçmişte beyin problemleri yaşamış kalp rahatsızlığı olanlarda. Ve en önemli unsurlardan biri ritim bozukluğu da tetiklenebiliyor. Susuzlukla ve böbrekten salınan hormonlarla birlikte çarpıntılar tetiklenebiliyor. Ve bunların neticesinde de demin ifade ettiğim pıhtılaşmalar ve sonrasında kalbin beslenme bozukluğuyla birlikte krizler pek çok şeyi tetikliyor. Özellikle ilaç alan, kronik ilaç alan kişilerde bunlar en başta da kalp yetmezlikli hastalar. Biz onlara çok ciddi su vücuttan atacak diüretikler veririz. Ve bunlarla birlikte ilaçların etkinliği de aslında artmış gibi oluyor. Zaten onlar vücudumuzu susuz bırakabilir. Sıcakla birlikte bu da ortaya çıkıyor ve bu insanlarda ani tansiyon düşüklüklerini çok daha ciddi hissedebiliyoruz. Ritim düzenleyici ilaçları alanlar, tansiyon ilaçları alanlar, kalp yetmezliği olanlar, kalp damar tıkanıklığı olanlar özellikle bu sıcaklardan bu nedenle çok etkileniyor. Mutlaka eğer bu tarz sorunları varsa, tansiyon düşüşleri yaşıyorlarsa, ritim bozuklukları tetiklendiyse mutlaka ve mutlaka hekimleriyle görüşerek ilaç dozlarını ne olur güncellesinler. Bu en önemli uyarımız. Ama diğer asıl önemli uyarımız özellikle sabah 11'e kadar en geç dışarıdaki işlerini halletsinler, dışarı çıkmamaya çalışsınlar. Akşamda 4'ten sonra ağır sporlardan lütfen şu süreçte kaçınsınlar. Güneşten korunmanın ötesinde evlerinde klimaları olanlar klimalarını özenle kullansınlar. Çok yüksek ısılar, çok düşük ısılarda değil ama işte 26-27'lerde çalıştırabilirler ama en önemlisi klimalar odadaki nemi de alıyor. Bu özelliğini mutlaka kullansınlar. Nem sıcak kadar çünkü sakıncalı. Kliması olmayanlar acaba camı açmasınlar mı? Geçtiğimiz günlerde açsınlar. Bir hocamızdan böyle bir uyarı gelmişti. Onu sormak isterim çünkü... Nasıl baş edecekler sıcakla diye yapamazlar. Evet. Mümkün değil öyle bir şey. Hava akımı sağlayacak en azından işte cereyan yaratarak ama direkt olarak o şeyin açılan camın önünde kalmamak. Hani çok ileri yaşta kas eklem sorunları da çıkabiliyor ayrıca. Vantilatör kullanabilirler en azından. Hava akımını sağlayacak ama camı açmadan yapamazlar. Mümkün değil öyle bir şey. Ama ben kalp hastalıklarında yapabiliyorlarsa klima bulundursunlar diye hastalarıma öneriyorum mutlaka. İnce giyinsinler, açık renkler giyinsinler, bol su içsinler, ayran içebilirler, maden suyu içebilirler, tansiyonlarına dikkat etmek kaydıyla. Ancak gidip kolalı içecekler, çay, kahve ki bunlar vücuttan sıvıyı atar aslında, dehidratasyon yapar sandıklarının aksine. Bunlardan uzak dursunlar. Alkol tüketimini çok minimale indirsinler. Hatta mümkünse çok sıcaklarda içmemeye dikkat etsinler. Bu da çok önemli.
Özellikle su, maden suyu, ayran bizim için önemli. Peki ne yemeliyiz? Onu da hemen sorayım. Ve suyun soğuk ya da sıcak olması bu sıcaklarda bir fark yaratır mı? Bugün sokağa çıkmak riskli mi konuşacağız değerli izleyiciler. Ama ne yemeliyiz, ne içmeliyiz bugün ve bundan sonraki tüm sıcaklarda? Bengi Hoca'ya soralım hemen. Özellikle sebze meyve ağırlıklı beslenmeleri çok önemli. Ağır hamur işleri, kızartmalar gibi hazmı güç yemeklerden sakınsınlar. Çünkü bunları yediklerinde gastrointestinal sisteme kan, yani mide bağırsak bölgesine, mezenterik bölge diyoruz, kan akışı artıyor. Kalp bunun için de ekstra yoruluyor. Dolayısıyla hazmı kolay şeyler kalbin işini kolaylaştıracaktır. Hafif yesinler, az ve sık yesinler. Meyve sebze ağırlıklı beslenmeye çalışsınlar. Çok tok kalkmamaya çalışsınlar masadan. Biraz aç kalmaya çalışsınlar. Eğer yemin yerini suyla doldururlarsa çok daha iyi olur onlar için. Evet. Dediğim gibi çok öğle saatlerinde çıkmamak, ağır sporlar, yürüyüşler, bisiklet, koşu, bunları bu sıcak saatlerde yapmamak özellikle çok önemli. Şimdi benim bir rahatsızlığım bildiğim kadarıyla yok ama bu sıcaklıklardan rahatsızlığı olmayanların da etkilendiğine örnek olduğumu düşünüyorum. Evet. Bir basıncın sanki vücudumda yükseldiğini, o sıcağa maruz kaldığım andan itibaren hissediyorum. Ve o yüzden de bugün soruyoruz. Bugün sokağa çıkmak riskli mi diyoruz? Siz gerekmedikçe çıkmayalım uyarısında bulundunuz ama dışarıda çalışması gereken yurttaşlarımız da var. Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Şapka ve gözlük takın şeklinde bir uyarı. Bu bireysel ve yeterli bir önlem midir? Dışarıda çalışanlar ne yapmalı? Bugünü nasıl geçirsinler, atlatsınlar? En azından gölge kesinler bulmaya çalışsınlar Alev Hanım. Şapka, gözlükle ben şey yapıyorum, kendi yapıyorum. Soğuk su alıp şişeyle plastik en azından enseme, yanaklarımı, zaman zaman elimle de saçımı ıslatmaya çalışıyorum. En azından bunu yapabilirler. Birazcık onları serinletir. Dışarıda çalışacaklarda gölge kesimlerde ya da hava akımı sağlanabilecek yerlerde çalıştıkları iş yerinde bunu yapmaya çalışsınlar mecburen. Peki bir de diyelim ki gölge bulamadılar ve sıcak çarpmasına maruz kaldılar. Halk arasında biz güneş çarpması diyoruz ama o çok daha karışık bir durum anladığım kadarıyla, daha riskli bir hastalık. Durumdan, semptomların bir araya gelmesinden bahsedebiliyoruz anladığım kadarıyla. Sıcak saatler dışarıda olanlara sıcak çarptı diyelim. Bir, belirtileri nedir? İki, o anda nasıl müdahale etmek, ne yapmak gerekiyor böyle birini görürsek? Şimdi bunda bir kere tansiyon ani düşebilir, baygınlık geçirebilirler, bulantı, kusma gibi şikayetler gözlenebilir. Bu tip durumlarda mutlaka hastayı hemen gölge bir yere almak, ıslatmak, saçını, ensesini, yüzünü, mümkünse soğuk bir su bularak, buz bulabilirlerse koymak, en azından bunu yapmak, uzanmasını sağlayıp ayaklarını yukarıya kaldırmak önemli ve en kısa sürede de ambulans çağırarak bir yakın kliniğe götürmek. Çünkü elektrolit kayıpları olabilir ve bunlar ani kalp durmasına götürebilecek kadar sorunlar yaşatabilir, beyin kanamaları olabilir. Dolayısıyla en yakın sağlık kurumuna en sıkı ve en hızlı şekilde götürüp sıvı takılması veya gerekli müdahalenin orada yapılmasını sağlamak gerekir vakit kaybetmeden. Bir de elbette deprem bölgesi şu anda aklımızda. Orada sanıyorum daha elzem, daha üst düzey önlemler almaları gerekiyor. Eğer bireysel önlem alınacaksa deprem bölgesindeki sıcaklıkları az önce aktardım. Arkadaşlar siz de haritayı eğer ekrana taşıyabilirseniz tekrar bakalım. Oradaki yurttaşlarımıza öneriniz nedir? Çadırda yaşayanlar, o sıcağa doğrudan maruz kalanlar neler yapmalılar? Sizden dinleyelim. Alev Hanım, çadırda böyle bir sıcakta yaşamak gerçekten insanlık dışı aslında. Keşke işte oradaki hizmetlerin içinde devlet büyük konteynerler ya da büyük alanlarda klimalı merkezler yaratarak insanları en azından bu süreçte, evet toplu olur ama bu süreçte oralarda konuşlandırmaya çalışmalı. Çadırlar çok zor. Ventilatör bile olsa hayır. Belki portable klimalar sağlanabilir, taşınabilir o bölgeleri. Ama dediğim gibi enselerini, saçlarını ıslak tutmak, işte çocukların sürekli belki ıslak gömlekler, bir ıslak bir havlu sererek onun üzerine yatırmak gibi, ancak bunu sağlayabilirler ve çok su içmek.
Bu çok önemli. Sıvı tüketmek. Ama oralarda su yokluğunu da biliyoruz. Özellikle Hatay'da. Bilmiyorum buna ne gibi önlemler sağlayacaklar ama büyükşehir belediyeleriyle birlikte belki su oraya taşınabilir ve dediğim gibi özel konteynerlarda özel havalandırma sistemleri yaratıp ya da o bölgede belki geçici de olsa bu insanları başka yerlere, bu hizmeti sağlayacakları yerlere, çevre illere taşıyabilmek olabilir. Ama asla ve asla o çadırlarda kalmalara izin verilmez. Aslında yörük çadırları gibi çadırlar olsaydı, kırk çadırlar, onlar sıcağa karşı da soğuğa karşı da kurur ama oralarda kullanılan birçoğu ben de gördüm. İşte plastik yerlerde kalıyorlar falan. Hakikaten çok yaşamla bağdaşmıyor, çok zor. En azından ıslatsınlar sürekli kafalarını, buz koysunlar enselerine. Islak bluzlerle bile çocuklarını oturtabilirler. Hiç değilse bu şekilde onlara yardımcı olurlar. Ve dediğim gibi şapka mutlaka işte açıkta gezen çocuklarda onları güneşten korusunlar. Oyun oynamalarına engel olabilirler böyle bir sıcakta. Çünkü çocuklar, küçük yaş çocuklar ve ileri yaş grubu sıcaktan en çok etkilenen, en çok zarar gören kesimdir. Çok hızlı dengeleri bozulur. Şimdi yurttaşları görüyorum sokakta, şemsiye açanı da var. Şapkayı yetersiz bulup artık şemsiyeden mi de tumanlar var. Bu süreç içerisinde nasıl korunacaksak korunalım bir şekilde. Çünkü yine iş başa düşmüş durumda. Bireysel önlemler. Oysa ki belki de bu dönemin geleceğini meteoroloji uzmanları belirtiyordu. Bu yeni bir şey de değil. Bundan sonra da yaşayacağımız bir dönem. Belki iş saatleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapılabilirdi. Özellikle sokakta çalışmak durumunda olanlar. Dün bir yurttaşımızı böyle kaybettik. 40 derecenin üzerinde sıcakla mücadele ederken PTT'de kurye olarak görev alan 42 yaşındaki bir yurttaşımız aniden hayatını kaybetti. İşte tam da bu noktada Covid döneminde çok konuşuyorduk. Aniden vefat eden yurttaşlarımızı size ağırlıyorduk ve kıymetli bilgilerinize danışıyorduk. Sıcağa bağlı ölüm artık bizim yeni normalimiz olabilir mi önümüzdeki dönemde? Tabii ki küresel ısınmayla birlikte sıcak en büyük sorun olacak. Dolayısıyla gerçekten şimdiden bunun önemi, dediğiniz gibi yaz dönemlerine özgü çalışma saatleri düzenlenebilir. Neden olmasın? Bir de şu var Ali Hanım, dikkatimi çeken otobüslerde, metrolarda, dolmuşlarda, taksilerde ne olur bunları klimatize etmek lazım, kullanmak lazım. Mesela otobüslerde de kullanmıyorlar, pencereleri açmıyorlar. Hakikaten çok sıkıntılı. Taksiye biniyorsunuz, kliması olmasına rağmen kullanmıyor. Ne olur bunlarda da bu sıcaklarda mutlaka klimalı ortam yaratmak ama tabii bu klimalı ortamın ortaya koyabileceği bir takım bakteriyel enfeksiyonlara karşı da bunların aslında bakımları ile ilgili nasıl araç bakımları işte istasyonlarda işte denetleniyor ama klima ile ilgili de bu denetlemelerin yapılması çok önemli. Onlardaki filtrelerin yenilenmesi. Çünkü hakikaten zatürreleri de birlikte getiriyor klimalı ortamda yaşamak. Ama yaz için dediğiniz uzun dönemde bence saatler değiştirilecektir diye düşünüyorum. Olmak zorunda da zaten. Bu gidişle böyle yaşayacağız. Buna alışacağız. Ama toplu taşımaların klima kullanımı gerçekten çok önemli. Belediyeler, işte Ulaştırma Bakanlığı ya da işte taksiler, dolmuşlar, herkes bu konuda aslında çok bilinçli davranmalı. Ve bunlarda da denetimlerin Sağlık Bakanlığı tarafından da bence Ulaştırma Bakanlığı tarafından da yapılmasının önemli olduğuna inanıyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu önemli gün diyeceğim çünkü çarşamba günü en riskli gün olarak adlandırılıyordu. Bizi yalnız bırakmadınız. Hastalarınız var sizin de. Şimdi onlara geçeceksiniz anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız ve bilgilerinizi paylaştınız bizimle. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bengi Başar bizlerle birlikteydi değerli izleyiciler. Bugün aman dikkat diyoruz. Uzmanlar uyarıyor. Canlı canlı şu anda televizyon ekranlarından bugün gerekmiyorsa dışarı çıkmayın diye yaşlıları, çocukları ve kronik rahatsızlığı bulunanları başta uyarıyor Profesör Doktor Bengi Başar. Beslenmeye de elbette dikkat etmek, bol su tüketmek gerekiyor. Mümkünse dışarı çıkacaksanız ve mümkünse yanınıza soğuk bir su alıp devamlı onunla kendinizi ıslatabilirsiniz ifadesini kullanıyor Bengi Başar. Şimdi Ankara'nın gündemini alacağız değerli izleyiciler. Ankara'da neler yaşanıyor? Hemen gidelim Ankara'ya, kameralarımızı çevirelim ve Tele1 Ankara temsilcisi Zeynel Lüle bize aktaracak. Neler yaşanıyor bugün? Bundan sonra bu hafta bizi neler bekliyor?
Günaydın Alev Olgay. Evet, Ankara dün hareketliydi. Bugün de tabii çeşitli toplantılar var. Ama tabii dünün bazı arka planda kalan bilgilerini aktarayım. İlginç bir toplantı oldu aslında. Taktik savaşı şeklinde bir toplantı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplantıya çağrılmıştı muhalefet partileri tarafından. İyi Parti her ne kadar bu çağrıya imza atmasa da dünkü toplantıda tam kadro oradaydı. Sonuçta 200 milletvekilini aşan bir oylamada 200 milletvekilinin aşılması ile bu görüşmeler başladı. Bir ön görüşme tabii zamlar üzerine tamamen üzerine yapılan bir toplantıydı. Burada taktik savaşı şuydu. AKP ve MHP'li milletvekilleri ve tabii ki Cumhur İttifakı'nın diğer bireyleri yoklamaya katılmadılar ilk başta. Tamamen koridorda kaldılar. Çok ilginç bir sahne vardı. Meclis sıraları bomboş. AKP, MHP'lilerin ya da Cumhur İttifakı'nın olduğu sıralar bomboştu. Ve sadece muhalefet partilerinin oylarıyla 200 milletvekilinin de aşılmasıyla toplantı başladı. Orada tabii sıralara baktığımız zaman bomboş sıraların olması ilginç bir tablo oluşturdu. Burada tabii bol bol sosyal medyada muhalefet partilerinin o fotoğrafları paylaştığını gördük. Arada sırada kapıların açılıp da içeriye bakıldığını da görüyorduk. İktidar partilerinin üyeleri acaba çoğunluğu sağlayacaklar mı diye. Neyse. Böylesine bir taktik savaşı yapıldı. Bir taktik savaşı da meclisin toplantılarının devamı yani tatile gitmemesi için verilen önergeye yönelikti. 234'e 257 oyla iktidar milletvekilleri meclisin tatile gitmesi yönünde oy kullandılar ama dikkat edilecek olursa sadece işte mümkün olduğunca bir fazla iki fazla olsun yeter şeklinde bir durumdu. Böyle bir toplantıya katılım oldu. Bu arada tabii Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'in çok çarpıcı bir konuşması olduğunu belki vurgulamak lazım özellikle. Hani buraya geldiniz dedi iktidar parti milletvekillerine, meclise koşa koşa geldiniz, araçlara bindiniz, çok yüksek paralar harcadınız, uçaklara bindiniz, geldiniz. Niçin? Tatile gitmek için geldiniz dedi. Birazdan önergeyi de retoy vereceksiniz. Seçimden sonra da zam bekleyen emeklilerden kaçtınız gittiniz. Şimdi de buraya tatile devam etmek için geldiniz dedi. Bu bir kurultay konuşmasıydı, bir kongre konuşmasıydı diye yorumladı Devlet Bahçeli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri dedi ki Bahçeli, Özgür Özel dedi bir kurultay konuşması yaptı adeta. Eğer dedi sınıf arkadaşım yani Kemal Kılıçdaroğlu devam etmezse benim adayım Ekrem'e karşı özgürdür şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi bundan sonra Özgür Özel eğer genel başkanlığa aday olursa Devlet Bahçeli'nin adayı diye takılmalar olacaktır tabii ki. İşte bu muhalefet partileri ve iktidar partileri arasındaki çeşitli yorumlara yol açabilecek, belki de gülümsetecek bir anekdot olarak hafızalarda kaldı. Dünkü toplantının geri planında, dünkü toplantının geri planında aynı zamanda Mustafa Sarıgül'e yönelik bir sözlü saldırı diyelim, fiziki olmadığını söylüyor Mustafa Sarıgül. Biz de görmedik işin gerçek tarafı. Tamamen arkamızda kaldı bu olay. Neyse, böylesine bir alıp verecek hesabının olup olmadığına yönelik soruya Sarıgül, ben tanımıyorum kendisini dedi. Ancak saldırı yapan kişi evet bir alıp verecek hikayesi ya da maddi ve manevi bir alıp verecek meselesi diye açıkladı. Bu da dünün konuşulan konuları arasında kaldı. Bu arada tabii iktidar ittifakında parçalanma olduğunu da söyleyelim. Yeniden Refah Partisi milletvekilleri ki 5 milletvekili var. Tamamen meclisin toplanması için oy kullandılar ve meclisin bundan sonra da tatile gitmemesi için oy kullandılar. Çünkü artık ittifak içerisinde yer almadıklarına yönelik de bir durum oluşmuş oldu. Zamlara, ekonomik sorunlara karşı muhalefet cephesinde yer alacaklarını açık açık söyledi Yeniden Refah Partisi. Muhalefete toplantı yeter sayısı için destek verdi. Dolayısıyla artık bir muhalefet partisi, 5 milletvekili bir muhalefet daha var. En azından bu konular için diyebiliriz kısaca. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması, biliyorsunuz grup toplantısı vardı ondan önce. O konuşmasında tabii daha çok saraya yüklendi. Sarayın Türkiye'sinde Erdoğan'a
ailesi, beşli çeteler ve rüşvet alan büyükelçiler, siyasetçiler var dedi. Bizim ailemiz de işte tertemiz insanlar burada dedi. İsrafın kaynağı olarak sarayı gösterdi. Sarayın Türkiye'si dedi. Her türlü israfın kaynağı dedi. Ve o akşam da yani dün akşam saat 8'de tüm milletvekilleriyle bir araya geldi Kemal Kılıçdaroğlu. Bu da ilginç görüntüler oluştu denilebilir. Hani potansiyel genel başkan adayı olduğu söylenen Özgür Özel ile birlikte dün akşam Ahlatlı Bel de yapılan o milletvekilleri toplantısına, akşam yemeğine geldi. Yanında Ali Mahir Başarır vardı, grup başkan vekili ve Burcu Köksal vardı, diğer grup başkan vekili. Dolayısıyla böyle uyum içerisinde hani anlaşır insanlar görüntüsü vererek bir anlamda hani aralarında hiçbir sorun olmadığına yönelik bir görüntü vererek o toplantıya, o akşam yemeğine geldiklerini gördük beraber, hep beraber. Ve akşam yemeğinin kulis faaliyetlerini zaten gün içinde size aktaracağız. Çünkü bu önemliydi. Akşam faaliyetleri, bakalım nasıl geçti akşam toplantısı. Bu tabii birkaç telefonumuza gerektiren bir durum. Onu açacağız. Akşamki yemekte Ahlatlı Bel'de neler konuşuldu? Daha çok hangi konular ön plana geçti? Nasıl bir atmosferde bir akşam yemeği yendi? Bunu da öğrenmeye çalışacağız tabii. Telebir ekibi olarak size gün içinde aktaracağız. Şimdi tabii ekonomiyle ilgili bazı bilgiler vermeden olmaz. Çünkü asıl gündemimiz ekonomi. Ama bu arada da Yeşil Sol Parti'nin artık Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'un da bir açıklamasını aktarayım size. Yeşil Sol Parti'nin adının, tüzüğünün, eş başkanlarının tamamen değişeceği anlaşılıyor. Saruhan Oluç'un verdiği bilgi bu. Eylül ayında olağanüstü büyük kongresini yapacak Yeşil Sol Parti. O kongreyi yapmakla birlikte de hem parti yönetiminde hem de eş başkanlarda değişim ortaya çıkacak. Parti tüzüğü değişecek ve parti ismi değişecek. Dolayısıyla böylesine bir kulis bilgisi de bunu aktarayım size. Ekonomi ile ilgili bilgilerle bitirelim isterseniz. Kredi kartlarına faiz artışı oldu. Kesinleşti. Resmi gazetede yayınlandı. Aslında politika faizlerini enflasyona paralel bir duruma getiremedi biliyorsunuz Merkez Bankası. Sıkılaştırma tedbirlerini farklı yöntemlerle bir anda anlamda arıyor. Dolayısıyla bankalara getirilen yeni kurallar var. O yeni kurallar çerçevesinde kredi kartlarının nakit çekimlerde özellikle ve kredili mevduat hesaplarında aylık 2,89 faiz uygulayacak. Bu da yeni bir bilgi, bunu aktarayım. Ayrıca şunu da söyleyelim, 19 Temmuz ve 24 Temmuz tarihleri arasında Merkez Bankası yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolar satış yapmış durumda. Bunu da Uğur Gürses'ten öğreniyoruz. Ekonomist Uğur Gürses de diyor ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor tam rasyonelleşmeye iyi sağlayamayınca Merkez Bankası rezervlerinden satarak dövize müdahale etmeye başladı. Dolayısıyla o rasyonelleşme hani tepeden gelen bir talimat olması nedeniyle bir türlü gerçekleşemiyor ve eski alışkanlıklar devam ediyor. Dolayısıyla şu ana kadar yapılanlar bu. Ankara gündeminden bu kadar. 1 Ekim'e kadar meclisin tatil olduğunu söyleyelim size. Ama tabii bu meclisin tatil olması demek Ankara gündeminden siyasetin eksik olması anlamına gelmiyor kesinlikle. Hem seçmenler nezdinde hem de tabii ki Ankara'da faaliyetler devam edecek. Bizler de aktarmaya devam edeceğiz bugün itibarıyla. Habere Doğru programımızda da önemli konuklarımız var. Onu da aktarayım şimdiden. Saat 16'dan itibaren buradan Ankara stüdyomuzdan o programı sunacağız. Alev Olgay, söz sizde. Çok teşekkür ediyoruz Zeynel Lüle, Ankara temsilcimiz, bize Ankara'daki önemli başlıkları, dünden bugüne yansıyanları ve bugünün nasıl şekilleneceğini aktardı. Hem Zeynel Lüle hem de ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Oradaki yayın bize bu şekilde ulaşmış oldu. Tüm bilgilerle de ekranlarınızda oldu değerli izleyiciler. Şimdi noktalıyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftayı ortaladık artık. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde yeni gelişmelerle yeni sabaha birlikte uyanalım, birlikte anlamaya çalışalım. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bugün sokağa gerekmedikçe çıkmayın.